İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce'de yeniden karşınızdayız bir hafta aradan sonra ve sivil düşüncenin gündeminde İran, Irak, Suriye, Pakistan, Afganistan birçok konu var. Öbür taraftan geçen hafta da tartıştığımız gibi 12 Eylül yargılaması, İlker Başbuğ'un yargılandığı davadan içeri girmesi gibi çok önemli tartışmalar da devam ediyor. Zamanımız ölçüsünde bu saydığım başlıkları ele almaya ve değerlendirmeye çalışacağız ama ilk önce İran konusundan başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Suriye konusundan dolayı Türkiye ile İran arasında bir limonilik baş göstermeye başlamıştı. İki ülke arasında çeşitli heyetler ve temaslar gelip gitmeler başladı. Bu senenin başında, Ocak ayının başında Filistin Dostluk Grubu'nun temasıyla bu süreçler bu yılbaşı itibariyle devam etti. Arkasından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Tahran'a gitti, temaslarda bulundu. Şimdi de İran Meclis Başkanı burada. Öbür taraftan biraz sonra sırası geldiğinde konuşacağız. Irak Meclis Başkanı da yine buralardaydı. Ankara bugünlerde diplomatik ve siyasi olarak çok ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya. Acaba Suriye meselesinden dolayı gerilen Türkiye-İran ilişkileri düzeliyor mu? Bu konuyla başlayalım isterseniz. Hocam bu hafta çerçeveyi sizden alalım isterseniz. Pekala. Az önce de dediğim gibi PKK konusu da var tabii ama PKK konusunda bence Türkiye'de... Ben pekala dedim, PKK demiyorum. Öyle, ben PKK konusunu anladım da. Pekala. Evet. Ne oluyor yani Türkiye ile İran arasında durum bu... Gerilim dememek lazım. Tam bir gerilim olmadı ama bir limonilik desek belki daha iyi ifade etmiş oluruz iki ülke arasındaki durumu. Şimdi sanki yumuşamış gibi ve eskisi gibi dostane ilişkiler çerçevesinde Suriye konusunda bölgesel bazı konularda İran'ın dünyayla karşı karşıya olduğu durumda daha iyi ilişkiler çerçevesinde görüşülüyor gibi görünüyor. Ne diyorsunuz siz bu süreci? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi İran'la Türkiye arasında çok uzun zamandan beri bir sıcak savaş olmadı. Olmaz da. Fakat soğuk bir savaş demesek bile bir gerginlik hep oldu. Şahlık zamanında da oldu. İşte İslam Cumhuriyeti zamanında da oldu. Bunun nedeni her iki ülkenin de orta boy bölgesel güçler olması. Orta boy şu demek, küçükleri üzerinde nüfuz alanı oluşturabilecek, giderek büyüyerek bir daha büyük bir güç olma istidadında olan ve bu istidadı sadece işte nüfusuyla, ekonomik kaynaklarıyla, askeri gücüyle değil, bir de isteğiyle, yani dış politika parametreleri de. Bu tür amaçlarının da olması lazım. İstiyor. Ha şimdi o zaman benzer alanlar üzerinde bir rekabet doğuyor. İşte Körfez bölgesi üzerinde. Kafkaslar'da ve Orta Asya'da doğuyor. Bu nedenle her zaman bu iki ülke buralardaki nüfuz çatışmasında bir rekabet içinde oldular. Bir de farklı kamplarda oldukları, farklı ideolojik ve savunma paktlarında oldukları zaman da gerçek bir rakip durumuna geldiler. Bakın İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonra iki şey tercihte bulundu Tahran. Birincisi rejimi ihraç etmek, yani İslamiyet'e dayalı bir rejimi ihraç etmek. İkincisi de bir Şii yayı oluşturmak şeye kadar. Lübnan'a kadar, Irak üzerinden geçerek. Şimdi her ikisini de Türkiye bir tehdit olmasa bile bir rekabet olarak algıladı. Tehdit unsuru da var tabii bunun. O yüzden bir çekişme sürdü. İşte İran PKK'yı çok net, açık biçimde ve uzun süre destekledi. Daha önce bir rejim ihracı çabaları oldu. Buralarda insanlar öldürüldü falan filan. Ondan sonra bir şeye, dengeye varıldı. Şimdi PKK'nın diğer kolu da PEJAK. PEJAK İran'a karşı mücadele etti. İran PKK'yı desteklerken Türkiye'de PEJAK'ı destekledi mi? Böyle bir şey de olmuş mudur geçmişte? Benim bildiğim olmadı.
Benim bildiğim olmadı çünkü Türkiye Kürt olan her şeyden uzak durdu. Anlatabiliyor muyum? PEJAK aslında İran'daki Kürtlerin İran rejimine karşı çok eskiden beri sürdürdükleri bir direnişin son halidir. Ve o son halinde bölgede etkinliğini arttırmış olan ve Kürt grup, silahlı Kürt grupları arasında en etkin hale gelmiş olan PKK ile bir kader birliğine girdiler. Hatta PKK'nın işte kanatları altına girdi PEJAK. Fakat ilginç bir biçimde PKK İran'ın desteğini kaybetmemek için PEJAK'ı feda etti. PEJAK silahlı mücadele yapmama kararı aldı ve Tahran hiçbir sözde vermedi PEJAK'a. Hatta bulduğunu asıyor. Buna rağmen silahlı mücadele vermiyor ve bu sayede PKK İran'ın açık veya kapalı desteğini en azından baskı desteğini almak, en azından baskısını görmemek için şu anda bir dengeye varmış durumda. Neyse şimdi bu rejim ihracı, işte bölgesel rekabet falan konularında bir dengeye varıldı. Yani kimse kimsenin iç işlerine pek karışmasın anlayışına varıldı. Şimdi bunu değiştiren, yani bu tabloyu, bu denge durumunu değiştiren iki gelişme var son zamanda. İşte Irak'ın, dikkat ederseniz, Şii ağırlığı giderek Irak'ın bütünlüğü içinde, çeşitliliği içinde bir birlik sağlamaktansa Şiilerin egemenliğinde daha küçük bir Irak, İran'a yakın bir Irak'ın kurulması için bir karara varmış gözüküyor. İkincisi de tabii İran'ın nükleer kapasite kazanması ve atom bombası yapması. Şimdi atom bombası yapmasıyla İki şey olacak. Bir, içerideki dinsel yönetim kendisini bir daha konsolide etmiş olacak. İkincisi de bölgedeki etkinliği ve tabii caydırıcılığı daha fazla artmış olacak. Şimdi bu caydırıcılığın ve etkinin artmasından kim rahatsız oluyor? Bir, bölgeyi dizayn etmekten kendisini sorumlu hisseden dünya jandarması veya jandarmaları. İkincisi İsrail. Ha, Türkiye bundan tedirgin oluyor ama evet Türkiye de tedirgin oluyor. Ama bunu bir çatışma biçiminde ifade etmiyor Türkiye. Bunu bir savunma biçiminde ifade ediyor ve işte bu füze kalkanı olgusu da bu savunma refleksinin veya tavrının bir yansımasıdır. Evet, teşekkürler. Tamer Bey, Türkiye hem az önce sorduğum çerçevede cevaplandırabilirsiniz. Yani Suriye'den dolayı biraz bozulmaya yüz tutan Türkiye-İran ilişkileri düzeliyor mu? Bir de Türkiye-İran ilişkilerinin bozulması Orta Doğu'da bölgeyi nasıl etkiler? Özellikle işte mesela Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Bahreyn gibi Şii nüfusun olduğu ülkelerde iki ülkeyi nasıl etkiler? Bölgede nasıl etkiler? Evet, bu iki ülkenin arasının bozulması bölgedeki dengeleri temelden etkiler. Bölgedeki gelişmelerin her iki ülkenin de ilişkilerine zarar vermemesi gerekiyor. Ve buna her iki tarafın da dikkat etmesi gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Türkiye ve İran ilişkileri bugün ne kadar, son yıllara kadar hep netameliydi ama son yıllarda tarihte en azından modern zamanlarda olmamış, hiç olmadık kadar düzeldi. Fakat sonra Suriye hadisesiyle test edilmeye başlandı bu ilişki. Şimdi burada bu dönem aynı zamanda hangi dönem? İsrail'in ve Amerika'nın çıkarlarının en fazla gerilediği ve yara aldığı bir dönem. Arap Baharı'nda bunu eklersek. Şimdi o zaman bu iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması Amerika'nın bölgeden daha uzaklaşmasını değil tekrar durumunu kurtarmasına yol açar. Yani bu İran ve Türkiye ikilisi ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olursa Amerika o kadar uzaklaşır. İsrail o kadar zarar görür. Bu bir çerçeve bu. Bu açık. Şimdi o zaman bunu her iki ülkede bölgedeki gelişmeler bağlamında şu ana kadar getirdikleri ilişkileri daha kötü bir duruma götürmemeleri lazım. İşte Suriye onun için bir test. Şimdi bu bölgedeki Sünni Şii
konusunu Irak'tan ve bölgenin diğer yerlerinde, Bahreyn'e kadar ki coğrafyada da yine olumsuz şekilde etkileyecektir bu ilişkilerin bozulması. Fakat bu ilişkiler bu bir limonilik yaşadı ve şu anda biraz daha stabilize edilmeye çalışılıyor karşılıklı görüşmelerle. Orada şu ortaya çıkıyor tabii. Bu kaderdenk noktada, yani 2012 arasında bölgede öyle devasa gelişmeler oldu ki burada normal şartlar altında belki bu gelişmeler yaşanmasaydı belki İran ve Türkiye çok daha farklı rekabet etme söz konusu olacaktı. Başka krizler çıkabilecekti. Ama öyle değil. Yani Amerika ve İsrail'in İran'ın ensesinde boza pişirdiği bir dönem. Aynı zamanda Irak'ta yenildiği bir dönem. Orta Doğu'da her ikisinin kaybettiği bir dönem. Şimdi böyle bir ve Türkiye'nin de İran'ın yanında yer aldığı, işte Brezilya ile birlikte İran'ı bir tek Türkiye destekledi. Şimdi böyle bir noktada Suriye testi ortaya çıktı. Arap Baharı'ndan mütevellit. O zaman şimdi bu ilişkilerin test edilmesinde Suriye noktasında çok ısrarcı olup da Türkiye'yi kaybetmek mi isteyecek İran? Yoksa bu konuda Türkiye ile birlikte mi hareket edecek? Bu önemli bir sınav sorusu tabii. Şimdi tabii İran burada Suriye'yi İlaniye'ye bu şekilde Suriye rejimini domine edebileceğini düşünmüyor. Suriye'yi hep İsrail'e karşı, işte Hizbullah, Hamas konularında dikkate aldığımız zaman hep orayı İsrail'e karşı bir cephede çok önemli bir yer olarak görüyor. Defansını orada ileride kuruyor. Ama burada Suriye'de bir yönetim değişikliği olursa ve bu Türkiye'nin nüfuz alanında, yani Türkiye'nin etkisinde bir yönetim olursa o zaman İran'ın İsrail'le ilgili kaygılarından dolayı o ana çerçeve bozulmamış olacak. Bunu da dikkate almak lazım. Bununla birlikte bu Suriye konusunda eğer Suriye'yi kaybederse bu sefer defansını hiç olmasa bir Irak üzerinden, yani Bağdat'taki Şii hükümet üzerinden hiç olmasa biraz daha ileride kurmak. Yani orayı tamam o kadar değil ama Suriye olmasa Irak üzerine kurmaya çalışıyor. Yani burada bir önlem alıyor diyebiliriz kendi açısından. Ama burada tekrar toparlayacak olursam Türkiye'yi bu Suriye yüzünden kaybettiğini bir an için düşündüğümüzde neyi kaybedeceğini çok iyi hesaplaması gereken bir İran var. İran'ın bu konuda daha rasyonel düşünmeye başladığını görüyoruz ama daha yeterli farkında, değil. Farkında mı İran sizce şimdi bunu dediğiniz farkında, hususun? Bunun farkında ama bu tercihi nasıl yapacak onu bilemiyoruz şu anda. Şimdi bunu ama İran'da çünkü farklı gruplar var. Yani İran'da evet. Mesela bir dini liderle hükümet arasında bu konularda hepsi motamot aynı bakmıyor. Bunu daha önceki programlarda da görüştük. Yani burada İran'ın tercihi etkili olacak. Yani şöyle düşünün. Amerika'nın İran'ı bugüne kadar vuramayışının temel dinamiğinde ne var? Türkiye var. Şimdi İran'ın bunu hesap etmesi lazım. Yani bir Suriye için Türkiye'yi kaybettikleri takdirde alacakları riski düşünmek durumundalar. Evet. Ve bir de füze kalkanı konusunda bu unutmadan söyleyeyim. Burada Türkiye'ye yönelik çeşitli talepleri, istekleri, eleştirileri oldu farklı gruplar içerisinde. Bununla birlikte Türkiye füze kalkanını topraklarına koymuyor. Füze radar sistemini getiriyor Türkiye. Yani bunun mutlaka İran aleyhine gelişeceğine dair bir düşünce varsa o zaman bu düşüncenin şundan dolayı yanlış olacağını söyleyebiliriz. Türkiye İsrail'in amacına hizmet edecek bir şekilde bunları kullandırtmaz. Çünkü Türkiye zaten İsrail'e karşı... Ben radar sisteminde evet. Kurulacağını zannettim. Evet. Bence daha doğru bir tespit bu. Dolayısıyla İran'ın bu konudaki endişeleri ve Türkiye'nin önüne bunu getirmesini de ben anlamlı bulmuyorum açıkçası. Evet. Şimdi İran'a baktığımızda 90'lı yıllardaki Türkiye'ye benziyor biraz. Şu yönüyle 90'lı yıllarda Türkiye'de iki korku pompalanırdı hep. Birisi irtica paranoyası, öbürü de bölüneceğiz paranoyası. Bunun üzerinden de Türkiye'de sözüm ona bir ulusal birlik oluşturulmaya çalışırdı. Böyle bir tehdit karşısında böyle bir birlik oluşturulmaya çalışılırdı. İran'a baktığımızda şimdi benzer şeylerin yaşandığını görüyoruz. Burada da yani İran'da da Tamer Bey'in de dediği gibi gruplar var gerçekten, muhalif gruplar var. Bu muhalif gruplar aslında bu İsrail ve Amerika tehditleri karşısında seslerini çıkarmayı biraz ertelemiş görünüyorlar. İran ve daha doğrusu İsrail ve Amerika biraz rahat bıraksa İran'ı, bunlara gerek kalmaksızın İran'ın kendi içerisindeki bir takım hareketlenmelerle ülkenin karışma ihtimali söz konusu. Öyle zannediyorum. İran devleti de bunun farkında ki o birliği sağlamak için bir takım düşmanlar oluşturmaya çalışıyor karşısında. Bir düşman değil mi İsrail, İran açısından düşman sayılabilir. Ama bunu fazlaca abarttığını görüyoruz. Ve her şeye İsrail tehdidini
öne sürerek cevap vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Tabii Amerika'nın bu nükleer meseleden dolayı tehditlerde tuzu biberi oluyor. Şimdi bu İran'la Türkiye arasında biraz önce sorduğum çerçevede iki ülke ilişkilerinin bozulması nasıl etkiler? Bölgeyi nasıl etkiler? Sizin de o konudaki yaklaşımınızı alalım. Ben iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten çok müsbet olduğu kanaatinde değilim. Yani bu konuyla ilgili olarak sürekli bir şerh koymuşumdur. Bundan dolayı da tabii ki bir bozukluk kültürü üzerinden sonuçlarının ne olacağı kanaatlerimi serdedeceğim ama önce bunun şu anda zaten bozuk olduğu veya bozuğa yakın olduğunun tespitini yapmak zorundayız. Bakın Tamer Bey de vurguladı, hocam da vurguladı. İran'la iyi ilişkiler içinde olmak. İşte Ahmet'le Mehmet'in iyi ilişkiler içinde olması. Ahmet Mehmet'e akşama kadar kazık atıyor. Ahmet Mehmet'in en kritik anında, zayıf anında onun adeta zayıf anını kollayarak bir takım hamleler yapıyor. Bilmem ne yapıyor. İşte Mehmet de bu işe la havle deyip göz yumuyor. Ahmet'le Mehmet iyi ilişkiler içinde demek değildir bu. Burada Ahmet bir Ali Cengiz oyunu çekiyor. Şartlar gereği Mehmet buna göz yumuyor demektir. Şimdi bakın. İran daha bundan fazla değil. 10 yıl 15 yıl önce Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta açık ve net olarak pratikleriyle Ermenistan'ı destekledi mi? Destekledi mi? Doğru. 92 yılında. Yılımalı yok bu işin. Devletler hala öyle... destekliğe geldi zaten. Hayır, hayır, aynı şey zaten. Yani, yok ben o manada demiyorum. Yani devletler öyle 10 yılda 15 yılda ihtiyarlayıp strateji değiştirmezler. Şimdi bunu yapan İran, bak bunu yaptı mı yaptı. Açık ve aleni. Biz Azerbaycan'da bunun farklı tezahürlerini de gördük. Hatta öbür türlü Orta Asya'ya doğru uzanan, Uzak Doğu'ya doğru uzanan başka stratejiler de geliştirdi. Şimdi İran diyor ki Türkiye'yi ve Türk hükümetini karşısına aldığı vakit biraz da belki kamuoyunun ruhunu okşamak, gönlünü okşamak adına İslam kardeşliği, İslam kardeşliği. Ya tamam İslam kardeşliği falan denilen şey güzel, bizim de gönlümüzü okşuyor. Olması gereken bir şey olduğuna da inanıyoruz da arkadaş sen kimsenin kimseyi savaşması, birilerinin de destekleyip birilerine kırdırması taraftarı falan olduğumdan değil ama şimdi Ermenistan'la Azerbaycan savaşırken Ermenistan'ı İslam kardeşliği adına mı destekledin? Şimdi bir ikincisi de aynı İran doğru yakın dönemde biraz hani uyumlu politikalar diyeyim adını o şekilde koyayım. Bir takım uyumlu politikalar sergiledi. Yani Orta Doğu'nun yeniden kendisini bulması, bu coğrafyada bir takım dengelerin kurulması, bu coğrafyadaki dış güçlerin kovulması noktasında bir takım değişikliklere binaen Türkiye'deki belki değişiklikler paralelinde destek sundu. Bunu da ben inkar etmiyorum ama ben asla ve asla bu desteğin sorunuzda ifadesini bulduğu şekliyle Türkiye'de iyi ilişkiler kurmak veya bu ilişkileri yürütmek adına yapıldığı kanaatinde değilim. Hangi desteğin diyorsunuz? Bu biraz önce vurguladığım çerçevesini çizdiğim desteğin. Yani destek dediğim bir uyum politikası. Burada sözünüzü unutmayın şunu hatırlatalım hem size evet, hem seyircilerimize. O dediğiniz yani Ermenistan-Azerbaycan arasındaki o savaş sırasında o yıllarda Türkiye'nin de Azerbaycan'da bir darbe girişiminde bulunanlara destek verdiğini unutmamak lazım. İran'ın kendi içerisinde 25 milyon civarında Azeri Türk'ünü barındırdığını da unutmamak lazım. O günün konjonktüründe o dediğiniz hadiseyi doğru söylüyorsunuz değerlendirirken İran açısından o konuyu da göz önünde bulundurmak şimdi lazım. Pardon Alper Bey yine izleyicilerimiz yanlış İran, bilgi İran'ı savunma diye anlamında demiyorum. Türkiye'deki o günün konjonktürünü anlama bakımından yok, söylüyorum. Tamam o günün konjonktürünü anlamak bakımından Türkiye Azerbaycan'da kimin ihtilal girişimine destek oldu? Hayır biliyoruz zaten de şimdi benzetme tamam, yanlış. Yani bakın o dönemin devlet algısının bizim beceriksiz bir takım pratikleri vardı. Ama o beceriksiz pratikler gölgesinde bile o zaman Elçi Bey'den yana kendilerince bir tavır geliştirmeye kalktılar falan beceremediler. Beceremediler. Onu kastediyorum. Ha, yani orada tutup da izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Sanki Türkiye'den bir takım gruplar da İran'ın yaptığı hatayla gidip Ermenistan'ı destekleyen bir
pratik sergilemiş falan gibi bir algı oluşmasın diye özellikle vurgulamak ihtiyacı duydum. Hayır, şimdi, hassas karnı, hassas noktası tabii. İran'ın Azeri konusu da o bakımdan. Tabii. Onu hatırlatıyorum. Şimdi Alper Bey, aslında bunlar normal. Niye normal biliyor musunuz? Sadece İran için değil, bu bütün devletler için geçerli. Eğer bir devlette ki bir dönem biz de o çukurun içindeydik, ideolojik devlet algısı varsa, eğer bir devlet milli menfaat kavramını, o ülkenin toprakları, insanları, tarihi dinamikleri, geçmişi, bunların sentezine dayalı bir menfaat kültürü üzerine oturtmuyor da, orada icat edilmiş ama Sünni ama Sünni olmayan bir ideolojik algı üzerine oturtuyor ve menfaati insanların ve ülkenin menfaatinden ziyade o ideolojinin menfaati olarak yorumluyorsa, inanın sadece İran için demiyorum, sizin o ülkeyle diplomatik bir lisan kurmanız ve bu konuda ortaya çıkmış birikimler ve şablonlar ışığında bir mutabakat geliştirmeniz zordur. Şimdi bunu söylerken ben İran'ın çok müsbet bir takım tavırlarını da size söyleyebilirim. Tezatlar için. Niye? Çünkü orada bakıyorsunuz ha, İran şurada bir devlet algısıyla milli menfaati gözetmeye çalışmış. Şurada orada Şiilik ön planda, Şiilik algısı bunu yapmaya çalışmış. Şimdi bazı İranlı yetkililerin falan şeylerini okuyorsunuz. Açıklamalarını. Diyor ki Cezayir iyi oldu diyor, Tunus iyi oldu diyor, işte Libya'da iyi oldu diyor, Suriye olmaz diyor. Allah'ım mesela yani bak, eğer iyi olduysa ve olan bir şey varsa bu baklanın 3 yeri iyi oluyor da 4. yeri niye olmuyor? O dediğiniz yani çok gerçekten çok önemli ve hassas bir nokta. Yani buraya da gelecek, buraya da geleceksin. Ha, diğer 3 ülkede de çok iyi oldu falan demiyorlar. Diyorlar. Hayır, diyorlar. Şeyden korkuyorlar ama halk hareketinden her zaman endişe ediyorlar. Sayın hocam, burada kurnaz bir diyalektik evet. Hocam o konularda mesela Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da olanların Şenol Bey'in dediği gibi çok iyi olduğunu, bu durumun Amerika'yı ve İsrail'i rahatsız ettiğini, iyi bir şey olduğunu söylüyor ama Suriye konusuna gelince durum değişiyor. Aynı baklanın bu aynı zincirin, tabii arasında ki aynı zincirin devamı olarak olan, yok diyor orada öyle değil diyor. Çünkü diyor Suriye'de Esad diyor. Ne Esad'a ne olmuş? İsrail'le mücadelenin diyor önemli bir şeyi orada diyor. Dama taşı diyor. Allah acaba Allah. Orada bir acaba. O zaman lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı kardeşim kendi halkına karşı bu zulüm çarklarını işletmek adına o tankları, topları eğer devletsen bir devlet misyonu taşıyorsan o zaman İsrail'e karşı kullansaydın zamanında o tepeleri, mepeleri falan Golan ne diye verdin? Nasıl verdin? Dediğinde o zaman bizim başbakanımız herhalde sanal bir şeyden bahsediyor. Yani ya İran sanal bir şeyden bahsediyor ya biz sanal bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu denklemin olduğu yerde Alper Bey ilişkilerin çok zeminine oturduğu, çok ciddi bir mutabakat zemininin oluştuğunu falan söylemek mümkün değil. Bu konuda baştan beri hatırlarsanız vurguluyorum. Bunları söylerken İran'la kötü olalım, İran'a Ali Cengiz oyunu çekelim demiyorum. İslam dünyasında birliğin kurulması, bir hatırlayın bütün programlarda bunu vurguluyorum. İran'ın bir takım konularda ikna edilmesine bağlı. Çünkü burada ideolojik davranan, Şiilik üzerinden davranan, Şiiliği bir ideolojik algı içinde İslam dünyası içinde fitne unsurlarını getiren İran... Birileri İran'a bak gözüm, etme gözüm, gitme gözüm, gene sen Şiiliğini miliğini yaşa. Biz bunun şeylerini de ama İslam dünyasında farklı mezhep veya algılara dayalı çoğulcu bir algıyı geliştirerek artık Müslümanların hakkının, hukukunun birileri tarafından sömürülmesi, ortadan kaldırılması şeyine, hususuna bizim son vermemiz lazım diye bu devleti ikna etmesi gerekiyor. Eğer bu devlet işte başta verdiğim Ermenistan örneğinde olduğu gibi o gün Ermenistan'ı destekler, daha sonra İslamiyet adına Filistin'de bilmem hangi grubu, öbür tarafta onu, burada Esad'ı, orada böyle bir devletle sizin bir diyalektiği olan, uyumu olan ilişkiler geliştirmeniz zordur. Dolayısıyla sorunuzun cevabı olarak da bir kere bu uyumsuzluk, yani Türkiye ile İran'ın bir çatışması bölge için felaket olur. Bunu bugün demiyoruz. Bu uyumun gerçekleşmesi, bu konsept konusunda Türkiye'nin İran'ı ikna etmesi gerekiyor. Kesin. Ama bir problemi de dile getirmek adına söylüyorum. Böyle bir diyalektiğe sahip bir devleti ikna etmek, o uyum politikasını geliştirmek bir hayli zor diye düşünüyorum. Şimdi bu Türkiye-İran arasındaki bir çatışma gerçekten bölgenin felaketi olur. Yani birçok programda zaten bunu ifade ettik. Aynen. Yani özellikle batılı işgalci güçler bölgede
Bunu istiyor. Bir mezhep çatışması, Şii-Sünni çatışması çıkarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Burada beni sevindiren husus şu, perde gerisindeki açıklamalar göz attığımızda İranlı devlet adamlarının da bu tehlikenin farkında olduğunu ve o konuşmalarda bunu vurguladıklarını anlıyoruz. Bu belki şansımız diyebiliriz bölge İnşallah. Açısından. Umarız bu gerçeği sonuna kadar görürler ve bir süre sonra sizin de dediğiniz gibi ideolojik bir takım sebepler nedeniyle daha farklı noktalara getirmezler. Şimdi bir dakika, burada biraz şey yapabilir miyim? Birkaç cümle söyleyebilir miyim? Müsaade edersiniz. Çok konumuz var hocam. Birkaç cümleye geçmezse sevinirim. Şimdi bakın, eğer İran gerçekten çoğulcu bir rejimin kurulmasını istiyorsa, ki böyle teklifi var Türk yetkililerine görüştükleri, gelin işte muhaliflerin de Suriye'de yönetimde olmasını evet, sağlayalım. Evet. Yani biz biraz müdahale edelim ve burada daha çoğulcu bir hükümet doğsun. Böylece radikallere, ne radikallere ne de işte Bağsın o baskıcı kanadına kalsın durum diyorlar. Ama bu çoğulcu bir yaklaşıma benzemiyor. Yani ya anlaşılan şu, Bağız derken, kalsın ama o çoğunluk yer alsın koalisyon ortaya. Çoğulculuk derken Rıza'ya dayalı bir çoğulculuktan çok, yani bir sürü grubu bir araya getirelim. Gösterişte bir çoğunluk. Aynen öyle. Yani demokratik bir çoğulculukla söz etmiyoruz. Evet. Yani çoklu yönetimden. Peki niye mesela Irak'ta bir federatif yapının, üçlü federatif yapının sürmesi için çabalamıyor da oradaki Şii başbakanı tahrik ederek Şiilerin egemenliğinde bir Irak ve hatta parçalanmasına yol açacağını bile bile böyle bir etkide bulunuyor. Şimdi hepiniz dediniz ki işte Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da halk hareketlerini desteklemedi. Hocam bir dakika. Çok şey yaptı. Hocam izleyicilerimiz yanlış anladı. Destekledi demedik. Gelinen nokta itibariyle oralar niye sonuç ortaya çıkmış ya, yapacağı bir şey yok. Artık oralarla ilgili en azından bir uyum politikası geliştirmek için oralarda iyi oldu diyor. Yoksa desteklemedi. Hatta Ahmedinejad Tunus'ta, Mısır'da hükümetler devrilip de Libya'da daha mücadele devam ederken bir Orta Doğu turu yaptı. Ve hep bu ülkelerin yanı başındaki otoriter ülkelere gitti, orada temaslar yaptı. Yani oradaki değişimin bir önünü alacak bir girişimde bulundu. O yüzden İran'ın kendisi zaten baskıcı bir rejimken böyle halk hareketlerinin değiştirdiği daha açık, daha popüler hükümet tarzlarını desteklemesi mümkün değil. Hocam değil, biz onu destekledi manasında demedi. Yok, ben size söylediniz diye demiyorum. Gelinen orada sonuç itibariyle mecbur. Oralarda iyi oldu diye. Kötü oldu dese ne olacak? Bağları kopacak orayla şimdi yani. Şimdi şundan memnun olabilir. Şimdi buradaki halk hareketleri tabii İsrail ve Amerika'ya karşı mesafeli. Mesafeli olduğu için de o bakımdan bunlara olumlu bakıyor. Ama burada bizim dikkat çekmemiz son zamanlarda öldürülen İranlı nükleer bilim insanları. Şimdi geçen hatırlarsanız 2 ay önce İran konusunu işlerken bir doçent bağlandı ve İran'ın iç işlerine karıştığımızı iddia etti. Evet. Ve bir akademisyen, tarafsız bilim adamından ziyade İranlı bir siyasetçi gibi konuşmuştu. Ve İran'daki bu siyasi cinayetleri de İsrail'e bağlamıştı. Ben şahsen en son biliyorsunuz Profesör Ahmedi Ruşen nükleer fizikçi, o da arabasına mıknatıslı bir patlayıcı yapıştırılarak havaya uçuruldu ve öldürüldü. İran işte dini lideri ve yönetimi bunu İsrail'in yaptığını söylüyorlar. İsrail'in tabii sicili bozuk olduğu için yalnız her söylediğiniz var ya, Fransa'nın evet, tanınmış gazetesi Le Figaro şöyle bir haber yayınladı. Nasıldı? 1970'ten beri Irak Bağız rejimine karşı ayaklanan Kürtleri desteklemek için onlara askeri eğitim vermek üzere İsrailli uzmanlar, daha çok işte Mossad uzmanları uzun zamandan beri zaten bugünkü otonom Kürt bölgesinde mevzi tutmuşlardı. Fakat son zamanlarda gene Mossad ajanları
İran'da muhalif grupları gruplar halinde alıp burada sabotaj ve aynı zamanda suikast eğitimi veriyorlar dedi. Figaro yazdı bunu. Ve işte onlar biliyorsunuz 2007'den beri 4 tane nükleer bilim insanı öldürdüler. Bunların 3'ü işte bu mıknatısını bombalarla otomobillere takılan havaya uçuruldu. Biri de motosikletli insanlar tarafından, silahlı insanlar tarafından öldürüldü. Bunu Mossad'ın eğittiği İranlı muhalif gruplar olduğunu Figaro yazdı. Yani bunu bölgesel bir şey değil. Bir batılı gazete yazdı. Şimdi bunu yazabilir de hocam. Ben şahsen bu mesela son olayı el alacak olursak İsrail ile alakalı olduğu kanaatinde değilim. Peki siz 4 tane diyorsunuz nükleer fizikçi. Son 7-8 ayda daha önceki programlarda da konuştuk. Yaşanan siyasi cinayet sayısı 30'u geçmiş. Peki siz Mossad yaptıysa bunu herhalde dışarıdan gelen patliye yapmış. Hayır. Genel anladım dediğinizi. Daha geniş geldi yaptı söyleyeyim diyelim. Evet. Yani siz hangisini ortaya çıkardınız ve gerçekten işte tetikçisini, azmettiricisini bulup da teşhir ettiniz mi? Biz de 90'lı yıllarda İran'ı kastediyorum. İran için söylüyorum. İran için söylüyorum. Biz de 90'lı yıllarda işte bu yaşanan bir sürü siyasi cinayetle ilgili Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışları, Bahri Üçok, Muammer Aksoy bir sürü sıralamak mümkün. Bunlarla ilgili hep İran'ı suçladık. Sonunda görüyoruz ki ya İran'la falan hiç alakası yokmuş. Bizim derin devletin adamları bunu yapıyor. Çok benziyor değil mi? Şimdi çok benziyor gerçekten. Ben şahsen İran'ın bu ulusal birliği sağlaması bakımından bu siyasi cinayetleri bizzat kendisinin yaptığı kanaatindeyim. Ha bazılarını İsrail'e yapmış olabilir. Başkaları da yapmış olabilir ama birçoğunu ben kendisinin yaptığı kanaatini taşınıyorum. Taşıyorum. Bu son Ahmet Ruşen cinayeti de bu kapsamda görüyorum. Siz daha komplocu olduğunuz için böyle düşünebiliyorsunuz. Evet. Hocam bütün dünyada İran'ın nükleer gücü tartışılıyor ve İran'da bu konuda isim yapmış bir tane insanla ilgili. Demek ki İran devletinin bir kaygısı yok. Bunu Alper Bey'in dediği gibi bir şey bilmem ne yaparak öldürülüyor. Böyle bir komedi olabilir mi? Hocam siz bayağı kullandınız Irak'la ilgili biraz giriş yaptınız aslında mevzuya. Amerika'nın askerlerini çekmesinden sonra Irak Başbakanı Maliki ile Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi arasında bir gerilim yaşandı. Bu gerilim şahsi bir gerilimden ziyade Irak'ta sanki bir Şii-Sünni gerilimi gibi bir görüntü de verildi. Çünkü Başbakan Şii, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sünni bir lider. Sonunda Haşimi Kuzey Irak'a, Kürt bölgesine sığınmak zorunda kaldı. Maliki yargılatmak istiyor ama Cumhurbaşkanı Talabani buna karşı çıkıyor, Barzani karşı çıkıyor falan. İş sanki Irak'ta bir Şii-Sünni çatışmasına doğru gidecek gibiydi. Ancak son günlerde baktığımızda sakinleşmiş görünüyor. İşte iki gün önce Irak Meclis Başkanı da Ankara'ya geldi, çeşitli temaslarda bulundu. Çok kamuoyuna yansımıyor ama görebildiğim kadarıyla Irak'taki Şii grupların liderleri ve yöneticiler de neredeyse 1-2 haftada bir Türkiye'ye, Ankara'ya, İstanbul'a gelip çeşitli temaslarda bulunup gidiyorlar. Özellikle Beni Sadr'ın ve Sistani'nin adamları da dahil olmak üzere, başta olmak üzere. Ne oluyor bu Irak'taki gerilim artık rahatlıyor mu, tansiyon düşüyor mu sizce? Pek düşmesi mümkün değil. Birkaç nedeni var bunun. Birinci neden, dikkat ederseniz bir denge kurulmuştu. Ama Amerikalıların çekilmesinin hemen akabinde hiç beklenmedik bir biçimde bu dengeyi sürdürmesi beklenen başbakan Sünnileri karşısına aldı ve işte mahkum etmeye kalktı, değil mi, Cumhurbaşkanı yardımcısını. Evet. Ve Şii ağırlıklı bir Irak'ın oluşumunun kapısını açtı. Şimdi Şii ağırlıklı bir Irak olmayacağına göre Irak parçalanacak. Peki bunu niye dayanarak yaptı? Bunu İran istedi. Bu çok net. İran istedi. Peki İran niye Irak'ın parçalanmasını ister?
Peki şunu nasıl... Dur ama bunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Bu cümleyi bitireyim. Peki. Cümleyi bitireyim. Niye ister? Durduk yerde istemiyor bunu. Çünkü Suriye'nin kaybedilebileceğini, Alevi ağırlıklı azınlık rejiminin sonlanıp Sünni ağırlıklı bir hükümet, yönetim gelirse eğer, Irak Sünnileriyle önce gönül, ondan sonra bir siyasi birlik, belki de sonra yani Kürtlerle Şii çoğunluk arasında sıkıştığı için belki Suriye ile coğrafi bir birliğe gidebilecek bir ortam ortaya çıktı. Yani bunu Irak'taki Sünnilerin mi? Efendim? Irak'taki Sünnilerin mi? Irak'taki Sünnilerin. Irak'taki Sünnilerin. Çünkü onlar bir azınlık işte. %20 biliyorsunuz. Ve bir zamanlar iktidarken ve iktidarın bütün gücü ve nimetlerinden yararlanırken şu anda parya durumundalar. Sırf Irak parçalanmasın diye onlar da dahil edildiler ama bir sürü avantajdan mahrum olarak şey yaptılar. Yani Kuzey Irak'ta Kürtlerin özelliği var. Bu tarafta aşağıda Şiilerin hem merkezi hükümette gücü var hem Basra'daki petrol yatakları dolayısıyla ekonomik gücü var. Şeyler arada sıkıştı. Ne güç ne ekonomi olarak fazla bir ağırlıkları yok. O yüzden eğer Suriye'deki rejim düşerse Suriye'de oluşacak olan Sünni çoğunluklu bir sisteme Irak'ın Sünnileri yaklaşabilirler. Hatta bir ittifak üzerinden belki ileride bir birliğe gidebilirler. İran'ın hiç işine gelmiyor bu. Suriye'yi kaybetmek istemediği gibi Irak'ın da Sünniler aracılığıyla kendi kontrolünden çıkmasını istemediği için Irak'ın birliğini bozacak tavra zorladı Haşimi, Başbakan Haşimi. Çünkü durduk yerde oldu. Maliki demek istiyorum. Pardon, Maliki. Evet. Yani bir kere durduk, beklenmedik bir biçimde oldu. Ne Amerika bundan hoşnut, ne Irak'taki diğer gruplar hoşnut. O yüzden hani sözünü ettiğiniz Bedi Sadr gibi falan kişiler aslında İran'a çok yakınlar. Fakat Irak'ın Şiilerinde şöyle bir açmazı var, bir ikilemi var. Şimdi Iraklı olmak mı yoksa Şiilik üzerinden İran'ın nüfuz alanının bir yani geniş İran'ın bir parçası olmak mı? Kararını daha tam verebilmiş değiller. O yüzden bir İran'a gidiyorlar, bir Türkiye'ye geliyorlar ve kendileri için daha hayırlı olabilecek ve tabii çıkarlarına da daha uyumlu olabilecek bir çözüm arayışı içindeler. O yüzden her şey çok belirsiz bugün. Şöyle bir paradoks yok mu? Hem İran hem Maliki hem de Amerika Birleşik Devletleri bakımından. Maliki bir taraftan İran'la temas kuruyor. Oranın desteğini almaya çalışıyor. Öbür taraftan askerlerini çeken Amerika'ya diyor ki ya biraz daha kalsaydınız iyi olacaktı burada. Niye çekildiniz? Daha karpuz kesecektik. Evet, daha karpuz kesecektik gibi bir yaklaşım içerisinde. Bu bir paradoks değil mi? Yani Amerika açısından baktığımızda desteklediği Maliki İran'la işbirliği yapıyor. İran açısından baktığımızda desteklediği Maliki Amerika'nın biraz daha orada kalmasından işte yana. Tam zaten ama öbür taraftan da İran Amerika'ya karşı bir görüntü veriyor. Yani bu acayip bir şey değil mi yani? İşte tam bu şeylerden belirsizlikten bahsediyorum. Şimdi Maliki'yi oraya getiren kim? Amerika. Evet. Değil mi? Yani son zamanlarda biraz da Amerika'nın telkiniyle Kürtler eğer Maliki'yi desteklemeselerdi Maliki başbakan olamayacaktı biliyorsunuz. Uzun süre hükümet kurulamadı Irak'ta. Şimdi sanki bu temasların perde gerisine baktığımızda Maliki Sünnilerle ortak bir hükümet kurma konusunda yavaş yavaş kabullenmiş gibi görünüyor. Böyle bir süreç yaşanıyor. Zannediyorum bu meclis başkanının gelişinde de benzer bir durum görüşülüyor olabilir. Bunu da hatırlatmak lazım. Hayır, şunu da söylemiş olabilirler. Bak İran'daki rejim de öyle uzun boylu kalmaz. Bu da senin için hayırlı olmaz diye kulağına söylemiş olabilirler. Peki Tamer Korkmaz'la devam edelim. Irak'taki bu gelişmeleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem Irak'ın kendi iç dengeleri bakımından hem de biraz önce söylediğimiz çerçevede Amerika-İran dengeleri bakımından. Burada Irak'ın Şii hükümeti de bir tercihte bulunmak durumunda kalacaktır. Nasıl biraz önce İranlı Türkiye bahsinde bu tercihi
hayati bir tercih olarak ifade ettik. Burada da öyle. Çünkü şimdi Amerika'nın hemen askerlerini çektiğinin akabinde hemen bir zıtlaşma, bir tutuklama olayı ve neticede Haşimi gitti, Kuzey Irak'a sığındı. Böylece Amerika'nın ne kadar güçlü bir demokrasi getirdiğini de görmüş oluyoruz. Müthiş bir demokrasi gerçekten yani. Hemen. Demokrasi biraz daha içeriden olmak zorunda yani. Hayır, getiriyordu ya onlar hocam. Getirecekti. Yani. Demek ki oradaki zulmün bir şeyiydi yani, etiketiydi demokrasi. O başka da içeridekiler de biraz artık değil mi sorumluluk almalılar yani. Tabii evet bu böyle. Ha, şey diyeceğim şimdi, Kuzey Irak'ta ne oldu? Barzani dedi ki biz bak ayrılırız biz de. Çok fazla force etmeyin, çok fazla baskı içerisine girmeyin, zorlamayın dedi. Burada İran, o şeye katılıyorum yani, daha henüz oradaki Şiiler de ne yapacaklarıyla ilgili bir, o tercihleriyle ilgili bir karara varmadılar. Çünkü bunun yarını da var. İşte tabii, demin onu söylüyorduk, anons girdi. Yani o zaman İran'da bu olaylardan sonra, Suriye'den sonra sıra İran'a gelirse ne olacak filan, bunları onlar da değerlendiriyordur. O yüzden burada Türkiye'yi, yani biraz ilk cümleye dönelim. Şii hükümet, Bağdat'taki Şii hükümet, Maliki hükümeti, Türkiye ile ilgili olarak bu tercihi İran yönünde kullandığı takdirde Türkiye'yi kaybettiği zaman alacağı riskleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin burada Orta Doğu'da paraların, ekonomik gelişmelerin ya da para akışının diyelim, bu finansal dönüşümün daha henüz çok fazla açık, biz programlarda konuşuyoruz da çok fazla dillendirilmeyen kısmı bu. Yani burada Türkiye parayı kontrol eden, bölgede parayı kontrol eden bir ülke pozisyonu var. Bu henüz bu şekilde tanımlanmasa da bu böyle. Şimdi o zaman Irak'ın tekrar normalleşmesi noktasında hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem sosyal olarak epey bir süreç var. Burada Türkiye'yi dışarıda bırakan, yani bu rigid hareketler devam ettiğini bir an için düşünelim. Yani Amerika çekildikten sonraki ilk aşamada onu, o riski göze alması lazım. Benim söylemeye çalıştığım bu. Bunu alabilecek mi? Çünkü Kuzey Irak burada görüyor. Yani Türkiye ile entegre olma noktasında bir istikameti var Kuzey Irak'ın. Bu bugün olur, yarın olur, 5 sene sonra olur. O ayrı. Ama burada eğer bir rigid bir çizgiye girilirse ne olur sonuçta? Yani o zaman üstü Türkiye, altı İran gibi bir şey olur Irak. Yani o bölünmeye gider. O şekilde olur. Bir de tabii burada hani yarın artık bugündür diye bir espri veya bir film adı şeyim var. Burada da Irak artık İran'dır resmini arzulayanlar var tabii. Yani Irak artık İran'dır filan diye. Böyle yaptığınız zaman bu tercihi, bu son tercih böyle yaptığınız zaman bunun sonuçlarınıza katlanırsınız. Evet. Burada belki de iş oraya doğru gidiyor. Bilmiyoruz. Evet. Yani alt tarafı İran, üst tarafı Türkiye gibi bir Irak'a doğru da gidiliyor. Olabilir. Son bu gelişmeler, bu yani Türkiye'ye gelmeler, son görüşmeler sanki bu konuda yani o rigid tavırdan bir dönüş. Belki Irak açısından daha sağlıklı da olabilir. Yani bu çok uç bir yorum gibi görünebilir şu anda da. Evet. Yani sürekli olarak Şii-Sünni çatışması yaşayacak olan bir Irak olmaktansa böyle bir tercih. Bir tercih belki şey de olabilir. Bakıyoruz. Bir yanlışa ne olur düşmeyelim. Burada din falan filan değil olay. Bu iktidar savaşıdır. Bu iktidar savaşında tabii zaten inançlar, kültürler, soy mensubiyetleri falan hepsi birer ideolojik cephanedir. Hocam bu iyi bir şeydir anlamında söylemiyorum. Yani ama iktidar savaşları bölünmeye götürecekse belki oradaki insanlar böyle daha huzurlu olabilir. İzleyicilerimiz için söylüyorum canım. Çünkü Şii de kendi içinde kavga ediyor. Birbirini kesiyor. Sünni de birbiriyle kavga edip birbirini kesiyor. Ya, mesela böyle bir şey var. Yani. Mesela İran, Amerika'nın Irak'ı işgalinden bu yana orada sanki bir Şii-Sünni kavgası varmış gibi görünüyor. Ama orada yaşayanlar ve oraya sık gidip gelenler, orayı takip edenlerin gözlemi şu: bu bir Şii-Sünni kavgası değil. Biraz önce Doğu Can'ın da dediği gibi aslında bir iktidar savaşı. İktidar ve kavgası. Oradaki çıkar gruplarının birbirleriyle olan mücadelelerinin yansıması. Bir kimlik o. Şiiler gidip Sünnilerin camisinde namaz kılıyor, Sünniler gidip Şiilerin camiinde namaz kılıyorlar. Böyle halk arasında dini veya mezhepsel bir kamplaşmanın olmadığını görüyoruz. Kaldı ki Irak'taki Şiilerin de az önce de söyledim, Türkiye ile ilişkileri böyle Türkiye Sünnidir, biz de Şiiyiz, uzak duralım şeklinde değil. Çok sıcak ilişkilerin olduğunu da ayrıca gözlüyoruz. Bu da sağlıklı bir şey bence. Yani mezhep gözüyle veya inanç gözüyle değil, başka komşuluk gözüyle belki bir arada yaşayan topluluklar, halklar gözüyle bakmak gerekiyor.
Şimdi Irak konusuna isterseniz daha fazla devam etmeyelim. Ben size Suriye'yi sorayım. Çünkü yok, edelim. İlla ki girecek misiniz Irak'a? Yani çok önemli bir şey konuşulmadı ki Irak'ta. Suriye'ye girseniz siz? Şimdi bir şey Irak eksik diyorum. Irak'ta tamam, bir Irak şey üzerinden eksik. Suriye'ye girin o zaman. Irak'ta bir şey eksik. O şu. Şimdi Irak'taki bu olay sadece Şii-Sünni olayı değil. Şimdi İran'ın yaklaşık %60'ı Şii, %40'ı Sünni. Bu %40'ın içinde de %20'ye yakın Arap var. Geriye kalan Kürt. Dolayısıyla bir Sünni-Şii ayrımında ortaya çıkacak olan şey, örgütsüz olan Sünni Arapların otomatikman yine Sünni olan Kürt unsurla bir bileşke sağlaması ki net tezahürü, işte Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısının gidip kuzeye sığınmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kalması. Niye? Örgütlü olan ora, aslında Irak'ta şu anda Sünni gruplar adına örgütlü yapı bir tek Irak'ın kuzeyi kaldı. Şimdi böyle bir yapı neyi doğurur biliyor musunuz? Bir Irak'ın Şii Sünni şeklinde bölünmesinden ziyade kuzeyde Kürdistan denilen bölgenin gittikçe bağımsızlığa doğru itilmesi. Çünkü eğer bu ayrışma başladığında bu ayrışmanın öbür kutbunu doğrudan orası tespit edecek, orası çekecek. Türkiye'nin oradaki bu ayrışma kültürünü sadece mezhepsel algılar üzerinden değil, bu tip sonuçlarıyla da değerlendirmesi, muhtemel sonuçlarıyla ve istikbalde buna göre hazırlık yapması lazım. Ben bu eksiği tamamladıktan sonra şimdi buyurun Suriye ile ilgili sorunuzu alayım. Burada bir şey ekleyebilir miyim buna? Bakın eğer Türkiye Irak'ın kuzeyinin giderek Bağdat'tan uzaklaşmasını, özellikten bağımsızlığa doğru gitmesine vesile olacaksa Erbil'in ekonomik olarak Bağdat'a değil kendisine dayanması olacaktır. Yani kendi kaynaklarını kullanmasıyla. Giderek Türkiye bunu sağlıyor. Kürt bölgesinde. Hocam Türkiye'nin neler yapması gerektiği muhakkak ayrı bir tartışma konusu ama eminim ki sizin de şerhiniz yok. Yani böyle bir ayrışmanın kuzeyi sivrileştirerek bir güç kutbu haline getireceği, yani bir nevi Sünni kesimin temsilcisi konumuna getirerek, yani oradaki Kürdistan olgusunu daha geniş sahada. Ben başka bir boyut getiriyorum. Buna bir şerhiniz yok değil mi? Yok, hayır. Başka bir boyut getiriyorum. Böyle bir şey olacaksa. Hayır, çatacak yer arıyor. Bu ekonomik, bulamadı hala şu an. Bunu ekonomik özerkliğiyle yapabilir. Türkiye'de evet. Bu özerkliğin araçlarını sunuyor Kürt bölgesine diyorum. Bir bildiği var demek ki Türkiye'nin. Ben itiraz ediyormuşum gibi değil. Anladım. Bir dinleseniz beni belki de sizinkini tamamlayan bir şey var. İntegrasyonla ilgili şey önemli bir mesafe alındı son yılda. Herhalde, özellikle ekonomik yatırımlar konusunda hatırlayalım. Yani Kuzey Irak Kürtleri ile Türkiye arasındaki entegrasyon sürecinin bu yıldan itibaren daha hızlı bir şekilde tartışılmaya başlanacağını düşünüyorum. Kuzey Irak Kürt Kürtlerini kazandık. Şimdi sıra Türkiye Kürtlerini kazanmakta. Evet, onu da kazanmamız lazım. Çelişkiye bakar mısınız yani? Çelişki yok aslında. Eş zamanlı yürüyen bir süreç var. Belki bazı şeyler gecikiyor. Diyorsun. Onu eleştirebiliriz. Biraz önce Şenol Bey'in söylediği çok önemli bir nokta var. Gerçekten mesela Irak Şiileri dediğimizde Beni Sadr diyoruz, Sistani diyoruz, işte Maliki diyoruz, belli liderler, merkezler, Necef diyoruz. Değil mi? Yani biraz örgütlü, mezhepsel bir örgütlenme ve siyasi bir örgütlenme söz konusu. Fakat Irak Sünnilerine geldiğimizde böyle bir şey yok yani ortada. Mesela kim var? Aklımıza kim geliyor? Haşimi dedik ama o Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu için Hasbel tanıyoruz. Hasbelkader aktör olduğu için geliyor. Onun dışında aklınıza doğru yok. Yani böyle bir örgütlenme yok. Sünniler arasında Irak'ta tam bir dağınıklık söz konusu. Bir dakika, burada mezhep ayrılıklarını kaşıma anlamında söylemediğimi belirtmek istiyorum. Yok, burada çok güzel bir nokta ortaya çıktı. Niye Irak'ın Sünnileri örgütlü değil? Çünkü kendileri büyük örgütün sahibiydiler. Devlet. Saddam döneminde öyleydi. Devlet. Tabii. Bak Türkiye'de de aynen. Güya. Türkiye'de de Türklerin sanki iktidar sahibiymiş. Gibi algılanması gibi bir şey bu ya. Bir dakika. Bak Türkiye'de de kendisini devletle özleştiren bir kesim vardı. Mesela bugünkü hükümete falan müthiş karşı. Devlet üzerindeki etkilerini kaybettikten sonra o kadar mutsuzlar ve kendilerini o kadar güçsüz hissediyorlar ki. Anlatabiliyor muyum? Hep devlet üzerinden çünkü varlıklarını, güçlerini, gelirlerini, mevkilerini sağlamışlar. Irak'ın Sünnileri de aynen böyle.
Şenol Bey Suriye'ye bir sokalım da ondan sonra biz kendi aramızda onları tartışırız. Hayır, bu çok ilginç bir benzetme çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani Irak'ın Sünnilerin devletle özdeşleştikleri için bugün o devlet kontrolü olmadığından güçsüz hissetmeleri, örgütsüz hissetmeleri, Türkiye'de de bir zamanlar Türkiye'yi yöneten ve yönlendiren kesimlerin devlet üzerindeki etkileri. Demek ki sosyal bir örgütlenme yokmuş Irak'ta. Aynen. Sadece siyasi bizde bir... de öyle ama. Bizde evet, de öyle. Doğru. Çünkü toplumla organik ilişkiler kurmuşlar değil. Devlet üzerinden sağlamışlar her şeylerini. Bir bunu bir anlayabilseler, bir anlayabilseler. Şenol Bey hızlanmamız lazım. Şimdi Suriye konusuna geçelim. Suriye konusunda Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petrushev NATO'nun Suriye'ye müdahaleye hazırlandığını söylüyor. Sadece NATO'nun demiyor, birkaç Arap ülkesiyle birlikte. İşte Katar'ı sayıyor, Türkiye'yi evet. sayıyor ve önemli aktörün burada ana rolün Türkiye'de olacağını ifade ediyor. Sizce bu bir kışkırtma mı yoksa gerçek mi? Türkiye'nin böyle bir hazırlığı olabilir mi Suriye'ye askeri müdahale konusunda? Şimdi ülkeler Rusya'da dahil olmak üzere bu tip bir takım konularda kendince ön olmak, gelişecek stratejilerin önünü kesmek ve onlara istikamet vermek için bu tip açıklamalar yaparlar. Ben Rusya'nın bu açıklamasının çok ciddi verilere dayandığını düşünmüyorum. Bir kere Türkiye'nin denklem olarak içinde olduğu böyle bir açıklamada Türkiye'nin hele hele öyle bir denklemle Suriye'ye müdahale gibi bir kültürü, daha doğrusu bir algıyı uygulamaya koyamayacağını, koymaması gerektiğini, koymasının da doğru olmadığını söylüyor. Bunu ifade edeyim. Şimdi Suriye maalesef döndü dolaştı. Hani bir saç girer de birbirine çözemezsiniz ya. Öyle bir noktaya geldi. Arap saçı demeyin de şimdi. Kör düğme döndü. Kör düğme döndü. Hiç kimse istikrarlı bir politika ve istikrarlı bir bakış açısı sergileyemiyor. Yani bir yandan biraz önce İran'ı konuştuk. İran'ın mezhepsel algılar üzerinden oraya verdiği destek. Arap Birliği'nin işte zaman zaman toplanıp veya İslam Konferans Örgütü'nün bir takım tedbirler ortaya koymasına rağmen bunu çok net şekliyle pratiğe taşımamasından dolayı bir nevi içerideki iktidar elinde tutan grubun veya şahsın kendini muhafaza etmesi. Şimdi Türkiye bir şeyler yapıyor. Ama Türkiye hakikaten bu konuda çok ciddi manada yalnız bırakıldı. Yani Türkiye'nin ortaya koyduğu stratejiler, bakış açılarının falan özellikle İslam coğrafyasında bir takım ülkeler tarafından çok net şekliyle desteklendiği ve uygulamaya konması için bir çaba sarf edildiğini hiçbirimiz söyleyemeyiz. Türkiye adeta diyorum, Batı'nın kucağına, yani Suriye ile ilgili bir politika uygulanacak, burayla ilgili bir pratik geliştirilecekse sanki Batı'nın mutlak desteğini, yani o destek mutlaka alınmalı, o ayrı bir şey de, sanki onlarla birlikte davranmaya doğru itiliyor gibi. Türkiye bir İran bunu da destekliyor. Yani pratikleriyle ben böyle bir şeyin taraftarı değilim diyebilir ama ortaya koyduğu pratikler maalesef Türkiye'yi böyle bir kutba doğru itiyor. Şimdi Türkiye'de ok yaydan çıktı bakın. Eğer Türkiye şu anda Suriye'nin başındaki insanın orada iktidarda kalması ve gelecekte de iktidarını güçlendirmesi gibi bir denkleme göz yumar, bunun önünü açarsa, ki İran'ın malumunuz bu tip telkinleri var Türkiye'ye, o kalsın da diğer grupları ona bir yamayalım falan, bu adam, bu rejim, bu algı, bu ideolojik algı, bakın gelecekte Türkiye'ye devlet algısı olarak demiyorum ha, kimse yanlış anlamasın, aşiret algısı deyin, çete algısı deyin, ne derseniz deyin. Çünkü bugüne kadar Suriye'nin ortaya koyduğu geçmişteki bir takım pratikleri öyle devlet algısıyla falan adlandırmak mümkün değil. Türkiye'nin başına bahsettiğim şablon içinde olmadık gayeler açacaktır. Bir kere İslam coğrafyası, bunların, bu tip grupların veya iktidar anlayışının böyle bizim düşündüğümüz manada bir İslam Birliği, Müslüman coğrafyası, Orta Doğu, İsrail falan, bu tür algılarının falan olduğunu zannetmesin kimse. Bununla ilgili olarak geliştirilen bir takım argümanların da hepsi boştur, yanlıştır. Bu adamın mutlaka ve mutlaka o Suriye'nin başından gönderilmesi gerekiyor. Yani bu adamın temsil ettiği sosyal... Beşar Esad'ı kastediyor. Tabii. Beşar Esad ve şey tabii şirketi. Şirket ama tabii bunun gönderilmesi esnasında da zinhar orada şu anda onların temsil ettiği ve ettiğini zannettiği grubun orada iktidar gücünün bir parça olmasının önü açılmalı. Yani çokluk içinde birlik fikri Suriye'ye hakim kılınmalı. Yoksa sonrasında Irak'takine benzer çatışmalı bir ortam zaten ortaya çıkabilir. Problem orada. Bir kere
herkesin ben kendisini emin hissettiği, birinin varlığını diğerinin yokluğu üzerine kurmadığı bir rejim ve devlet algısı Suriye'de ideal olarak ortaya konup ihdas edilmeli. Ama bu ihdas kültürü bir hassa İran'ın ortaya koyduğu telkin veya teşvikte olduğu gibi bu insanla olsun, bunun etrafında olsun şeklindeki bir mantıkla uygulanırsa ileride Türkiye'nin başına bu insan olmadık gaileler açar. Evet, peki. Ben söyleyeyim, İsrail'le bile anlaşır, bakın İsrail'le bile anlaşır, Müslümanların emeğini, ekmeğini, aşını götürür onlara peşkeş çeker sırf Türkiye'den şu süreçlerin intikamını almak için. Ok yaydan çıktı, bunun dönüşü yok yani. Şimdi zaten Suriye politikasını ele aldığımızda İran'ın İsrail'le birlikte aynı noktada olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Beşar Esad'ın orada kalması ve devam etmesi konusunda İsrail'in de İran'ın da destek verdiğini görüyoruz. Aynen. Hatta Suriyeli bir istihbaratçı birkaç hafta önce ya Türkiye Beşar Esad'ı desteklemesi lazım. Siz Amerika'ya bakıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında Amerika Beşar Esad'ı destekliyor diye Suriyeli bir istihbaratçı söylüyor. Bu da bence yanlış değil. Rusya Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Petrushev ilginç bir noktanın altını çiziyor yaptığı bir açıklamada. Şöyle anlamını söyleyeyim hocam, daha anlaşılır olabilir. Buradaki cümle biraz karışık çünkü. Petrushev diyor ki Batı Suriye'ye baskı yapıyor. Beşar Esad yönetimine baskı yapıyor. Ama baskı yapmasının sebebi Beşar Esad kendi halkını ezdiği için değil, Beşar Esad İran'la olan ittifakı sona erdirmediği için baskı yapıyor diyor. Yani Batı'nın çifte standartlı, iki yüzlü hareket ettiğini söylüyor. Bu yoruma katılır mısınız? Büyük ölçüde katılırım. Ama tabii başka doğrular da var. Yani bu doğru. Mesela şöyle, Esad rejimi laik bir rejim. Fazla dindar ve işte Batılıların köktenci diyebileceğimiz pardon rejimleri tehdit olarak algıladıkları bir ortamda pardon sütten çıkmış ak kaşık gibi bir şey. Çünkü %10-12 civarında. Yani layık oldukları için de destekliyorlar. Sadece şey için değil. Evet. İkincisi ya kusura bakmayın. Estağfurullah, sizi biraz isterseniz boğazınızı yumuşatalım. İkincisi de şu. Tamam, öyle yapalım. Taber Bey'le devam edelim. Doğu Hoca'nın sesi biraz rahatlasın. Ondan sonra daha gür sesle konuşacak Doğu Hoca. Petrushev bahsini çok önemsiyorum bir defa, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü burada Suriye'deki yönetimin, Beşar yönetiminin gitmesi noktasında şablonik bakıldığı zaman ya da yüzeysel bakıldığı zaman Amerika ve Türkiye ikisi de istemiyor. Farklı amaçlarla istemiyor. Evet. Bu çok önemli. Yani burada bir sonuçta bu yönetim devrildiği zaman orada Amerika'nın nüfuzu altında bir Suriye yönetimi mi olacak? Türkiye'nin nüfuzu altında bir yönetim mi olacak? Konu bu. O yüzden Türkiye'yi Amerika orada rol veriyor. Tezi kesinlikle katılmıyorum. Bunu Mısır, Tunus ve Libya'da bunun böyle olmadığını gördük zaten. Şimdi biraz önce gerekirse bu Beşar Esad, Şenol Bey söyledi. Gerekirse İsrail'le anlaşır, gayle çıkarır. Bu çok doğru. Bunun tarihsel temellerine en çarpıcı örneği verelim. 1982'de Baba Esad ne yaptı 82'de? Hama katliamı yaptı. Müslüman kardeşleri kırdı. Şimdi oraya baktığımız zaman o konjonktürü sanırım daha önce de bunu değinmiştik. 81'de Mısır'da Enver Sedat vuruldu. Müslüman kardeşler kırıldı. Onlara operasyona vesile oldu. 82'de de Hama katliamı oldu. Bölgede İslami hareketlere karşı en ileri seviyede Amerika bir kırma harekatına girişti bu iki ülke diktatörü üzerinde. Amerika doğrudan girişmesi gerekli diyeceğim. Evet, yapan yaptı. İşte bölgesel şeyler var. Böyle yaptı. Dolayısıyla var. Amerika ve İsrail burada 82 yılındaki olayda ne yaptılar? Birlikte davrandılar. Şimdi burada da aynı şekilde. Yani İsrail'le de anlaşır. Bir defa zaten hani daha da vaktimiz olmadığı için detayına girmeyeceğim. Golan Tepelerinin nasıl kolaylıkla kaybedildiği, oradaki kuvvetlerin Suriye'deki merkezi hükümeti kurtarmak için geri çekiliş, o hadise bile bize çok şey anlatıyor. Sadece Hama katliamı değil. Burada da aynı şekilde İsrail'le birlikte tekrar iş tutabilir. İşte buradaki Petrushev'in söylediği şey onunla alakalı zaten. Yani evet. İran'la bağlantılı iş. Yoksa prensip
değil. Yani onların umurunda değil, orada halkını öldürüyor vesaire. Yani maksat demokrasinin gelmesi. Gazze halkın... katliamına ne yaptı? Üstünü örtmeye çalıştı Amerika. Hiç destekledi Gazze katliamını. Yani Suriye'deki olayın umurunda falan. Gazze'deki masumları değil, tabii, onlara zulüm yapan zalimleri tabii destekledi. Evet. Şimdi söyleyemediğim şey Tamer'in bıraktığı noktada anlam kazanıyor. O da Suriye İsrail için bir tehdit değil bugün. Yani Golan için bile savaşmayı muhaşmayı göze almıyor. O yüzden sadece kuru sıkı atıyor ve şeyler tarafından, ne derler ona, taşeronlarla mücadelesini yürütüyor. İşte yani İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı mücadele eden bir devlet olarak göstermesi de doğru değil dolayısıyla. Evet, evet. Yani o yüzden yani ne İsrail için bir tehdit, ne işte bölgedeki İslami tırnak içindeki işte Batı kültürüne düşman olan rejimleri destek veren bir tarafı var. O yüzden de yani Amerika için bir şey değil, bir düşman değil Suriye. Bir cümle daha ekleyebilir miyiz? Burada bir aslında cevap anahtarı var. Suriye'nin yönetimi işte Esad, Mahir Esad ve şey. Amcası Beşer Esad, Mahir Esad, Rıfat Esad. Bunlardan zaten o Suriye ordusuna hükmeden 4. zırhlı tümeni de Mahir Esad kontrol ediyor değil mi? Şimdi bu yönetim tercih yapmak durumunda olsa Türkiye'yi mi tercih eder, Amerika'yı mı tercih eder? Mevcut yönetim rahatlı da Amerika'yı tercih edebilir. Evet, doğru cevap bu. Bu Amerika'da, da her şeyi anlatıyor. Amerika'da geçti, bu bölgede... Doğru cevap. Hayır, konu bu. Amerika'da yani, bu bölgede dış desteğe muhtaç azınlık yönetimlerini mi yönetimlerini mi ister, yoksa halka dayanan çoğunluk yönetimlerini mi ister? Bütün konuyu bu açıklıyor işte. Evet. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı da yapmış eski başbakanlardan birisi birisini atayacak bir göreve, diyorlar ki aman efendim o hırsızdır. İyi ya diyor, bileceğim adamın zafiyetini, istediğim zaman görevden alırım, mazeretim olur. Buna benziyor bu biraz. Evet. Şimdi Tamer Korkmaz'a bir pas atacağım. Ondan sonra Şenol Bey'e geçelim. Çünkü onun alanına giriyor tabii mevzu. Komplo bu yani. Evet, bu güzeldi. Siz biraz tartışın isterseniz. Biz o zaman program gider biter. Jerusalem Post gazetesi geçtiğimiz günlerde bir makale yayınladı. Yönetime yakınlığıyla bilinen bir yayın organı değil mi? Evet. Jerusalem Post gazetesi. Hares muhalifleri daha çok temsil ediyor. Diyor ki gazete, orada bir yazar, Obama'nın favori müttefiği artık İsrail değil, Türk hükümetidir. Tayyip Erdoğan'dır. 40 yıldır ilk defa Amerikan başkanının favori ortağı, Orta Doğu müttefikinin İsrail değil Türk hükümeti olduğu yorumuna yer veriyor. İsrail Obama'yı şikayet mi ediyor Musevilere, hem İsrail'deki Musevilere hem de Amerika'daki Musevilere? Çünkü Amerikan başkanlık seçimleri de yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet. Şikayet. Burada Obama'nın Netanyahu'yu hiç sevmediğinden de bahsediyor. Erdoğan'ın önünde parlak bir gelecek var başlığıyla yazılmış bu makale. Türkiye'nin başbakanı birçok yönden Amerika'nın çıkarlarına karşı adımlar attı. Bu halde Başkan Obama niye onu desteklemeye devam ediyor diye de soruyor. Burada şunun altını seyircilerimizin daha iyi fark etmesi için çizelim. Amerika'nın müttefiği demiyor, Obama'nın müttefiği diye belirtiyor. Evet, çok o ayrımı iyi koymamız lazım. Ne demek istiyor? Evet, burada buçuk aylık falan bir yazı bu galiba. Yok çok yok. Yeni. Bunun gibi bir yazı daha yazıldı ama daha bir, önce. Tabii sık sık yazılıyor evet, benzer ama bu çok falan. Bu somut artık. Bu kadar somut yazılmış zannediyorum. Barry Rubin'in yazmış olması da önem kazanıyor. O da yani o derin İsrail'i. Barry Rubin'i Tamer Korkmaz iyi tanır eskilerden. Bu 22 Temmuz seçimlerinden sonra AKP %47 ay olunca zehir zemberek bir yazı yazmıştı. Orada Türk-Amerikan ilişkileri de öldü diye ilk defa ama adam haklı basınında çıktı dikkat ederseniz. Tabii, yani oradaki tespiti doğru zaten yani. Oradan hatırlıyoruz Rubin'i. Bu şey çok önemli yani Obama, Erdoğan Amerika'nın çıkarlarına karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunan çok önemli adımlar attı. Niye hala destekliyor cümlesinde her şey zaten belli. Orada Obama'yı şikayet ediyor. Buna biz takaza yapmakta diyoruz yani bir anlamda.
orada işaret ediyor. Yani burada derin İsrail'in, Amerikan yönetimi derin İsrail'in politikalarından, çizgisinden taviz vermemeli mesajı gönderiyor. Hem Amerikan kamuoyuna hem Obama'ya. Çünkü burada Obama'nın bazı sınırlı da olsa pragmatik hareketlerini, yani Türkiye'ye destek çıkmak çıkmamak bağlamından öte, o daha doğru bir ifade, yani kendi Amerika'nın çok daha bölgede zarar görmemesiyle ilgili pragmatik adımlarıyla onu eleştiriyor. Onlara tahammülleri yok. Yani orada bir neokon çizgisinin bir bakımdan burada bir sağlamasını görüyoruz. WikiLeaks de zaten bir anlamda bu programda çok vurguladığımız bir şeydi. WikiLeaks'in bir amacı da Obama'ya yönelik bir hareketti. Yani oradaki neokon çizginin burada bir atraksiyon yaptığını o zaman da söylemiştik. Bu konjonktürde ne anlama geliyor? İran meselesinde, yani biz Barry Rubin üzerinden diyorlar ki Obama'ya, biz İran'ı vuran Amerika severiz diyorlar. Açıkçası bu yani. Evet. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz bilmiyorum ama ben size... Yok. Evet. Şimdi, Afganistan'da olan hadiselerle ilgili dün bir video yayınlandı. Aslında 30 saniyelik bir görüntü bu. Fakat bu görüntüler Irak Savaşı sırasında da çok sayıda benzerleri yayınlanan bir görüntü. Afganistan'daki savaş sırasında da, Amerika'nın işgali sırasında da yayınlanan görüntüler var. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Ne yazık ki insanlık dışı bir görüntü. İşgalci Amerikan askerleri öldürdükleri Taliban savaşçılarının cesetlerinin üstüne 4-5 kişi birlikte işiyorlar. Tabii Amerika resmen açıklama yaptı, işte soruşturma yapılacaktır, cezalandırılacaktır falan da, bu hikayeler hep yapılıyor zaten, yapılır da. Bu tablo nasıl bir zihniyeti anlatıyor? Yani bir asker olarak siz ne anlıyorsunuz bu tabloda? Madem bir asker olarak bunu sordunuz, önce ben askerliğin kök itibariyle kavram olarak ne manaya geldiği ile ilgili bir kısa cümle kurayım izleyicilerimize. Biz harbiye girdiğimizde bize ilk olarak bir askerin ne ifade ettiğini, hangi sözcüklerin baş harflerinden, ki Arapça eskr diye bir kavramdan geldiğini, bunda yüksek ruh, yüksek ahlak, seciye, yani normalde bir insanda bulunması gereken meziyetlerin bileşkesi bir yapıya işaret eder. Ama kavram olarak da bizde bir takım pratiklerden dolayı içi boşaltıldığı ve yanlış bir algı noktasına çekildiği için tabii insanlar bu kavramın bahsettiği manadaki şeyini bilmezler. Şimdi bundan hareket ederseniz, şimdi Amerika'yı düşünün Alper Bey. Amerika bir devlet. Ekonomik kapasitesi yüksek bir devlet. Yani zeki ve kapasiteli insanların normalde geçim derdine düşmeden çok kolay iş bulabildiği bir ülke. Hocam daha iyi bilir oraları zannediyorum. Şimdi böyle bir yapı içinde siz paralı askerlik denilen bir yapı içinde askere kimlerin geleceğini beklersiniz? Şimdi toplumun bir kere zeki, elit, bir kere şey sahibi insanları falan şey olur. Yani otomatikman o yapı içinde, o büyük yapı içinde mutlaka konuşlanacağı bir nokta bulur. Bir doğal seçim oluyor diyorsunuz. Tabii. Ha. Şimdi geriye kim kalır? Yani ben işte askere gelin, maaş verim. New York'un. Vatandaşlık veriyor. Tabii. Ona. Oradan buradan yüksek gelen tahsil imkanı sağlıyor. Oradan buradan gelen kenar mahallelerdeki işsizler, berdoşlar, ayyaşlar falan, azınlıklar gibi bunlardan kurulu bir ordu diyeyim, bir algı. Şimdi siz bu algıyı bir de bir ikinci misyonla yüklüyorsunuz. Neyle? Haksız bir dava ile. Yani vicdan sahibi bir insan, orduda asker dahi olsanız bir vazifeye memur edildiğinizde vazifenizi sorgularsınız. Yani ben burada ne arıyorum? Veya bu görev bana niye verildi? Gibi bir şeyi sorgular hak ve hakkaniyet ölçüsü içinde. Şimdi bu insanların, vicdan sahibi olanların da zaten sorguladığında pratik itibariyle karşılığını bulamadığı bölgeler ve görevler bunlar. Bütün bunları bileşik olarak ortaya koyduğunuzda geriye kim kalır biliyor musunuz? İşsiz, güçsüz, ayyaş, berdoş takımı Amerikan ordusunun ana iskeletini, büyük çoğunluğunu, çekirdeğini oluşturuyor demektir. Şimdi böyle bir yapı içinde siz, hani onların harbiyesinden, harp okulundan falan seciyeli asker yetiştirseniz dahi bu berdoş, ayyaş takımını falan idare etmesi, onların sorunuzda ifadesini bulduğu şekliyle ahlaki bir zemine falan çekmesi mümkün değil. Çünkü Amerika'nın kendisi
O şuur kaybını yaşayan bir devlet olarak zaten boşlukta gezen bir mayın gibi. Savaşın kendisi ahlaksız bir savaş zaten. Tabii ki. Zaten ahlaksız bir savaş. Vicdan sahibi insanların kabul edemediği bir savaş misyon içinde. Kendisi bir devlet olarak son yıllarda zaten serseri bir mayın gibi dünyanın çeşitli yerlerine kendisini sermiş. Böyle bir mantık içinde kendi askeri de affedersiniz serseri gittiği yerde serseri mayın gibi dolanacaktır. Ortaya koyduğu misyon veya pratikler serseri mayın pratiği olacaktır. Bir kere sistem de bunu gerektiriyor. Bir başta vurguladığım önemlidir. O yapı içinde zeki, kapasiteli insanlar zaten iş bulurlar Amerika'da. Yani dışarıdan giden bir sürü insan Amerika'da ekmek, aş bulmuş, hatta bilmem hangi konuma gelmişti Amerika'nın kendi içinde yetişen adamlar mı bu işi yapamamışlar da gitmişler orada burada silahlı mücadeleyle ki vatan, millet, devlet gibi bir takım kavramların orada karşılığı da olmadığına göre böyle bir misyonu üstlenmişler. Bu tamamen kopuk, hayatta ümidi kalmamış, maceracı, efendime söyleyeyim bir misyon üstlenmeye işte daha şey laflar, sözcükler söyleyeceğim girmeyeyim oraya. Bu tip adamlardan oluşmuş bir ordunun gidip sergileyeceği pratik budur. Ve Amerika devleti de size söyleyeyim bu yapı dolayısıyla sorgulayacağım işte soruşturuyorum efendim doğru mu yanlış mı falan dese bile buna göz yummak zorundadır. Çünkü buna göz yummadığı takdirde o ordunun zaten önemli bir bölümünü elimine etmek zorunda. Çünkü kültür o. Başka bir algıyı orada maya tutturamaz. O onu idare edecek. O onu bu tip ahlaksızlıklarla bu tip pratikler sergilenmeye devam edecek. Bir asker olarak benim olayla ilgili söyleyeceğim. Evet, buna bir ek yapabilir miyim? Amerika'nın da Afganistan'da sadece Amerika demeyelim NATO'nun Afganistan'da çok sıkıntıda olduğu da malum. Yani rakam söylemek gerekirse son 2 ay içerisinde NATO'nun her gün ortalama 9 askerini kaybettiği ifade ediliyor. Yani her gün 9 NATO askeri ölüyor Afganistan'da. Zannediyorum bu yıl ortalarından itibaren de yavaş yavaş Amerika ve NATO askerlerini oradan çekmek zorunda kalabilir. Evet buyurun hocam. Şimdi bak ben genel olarak savaştan söz etmek istiyorum. Kısa olursa hocam. Ha? Kısa olur değil mi? Çok çok kısa. Şimdi bir kere bir savaşta karşınızda düşman vardır. Düşmanı ne yapmak için varsınız orada? Öldürmek için varsınız. Yoksa düşman sizi öldürecektir. Öldürmeye hak gördüğünüz, yani canını almaya hak gördüğünüz bir insanın hiçbir hakkı yoktur zaten. Canını almaya kendinize hak görüyorsunuz. Hiç hakkı olmayan bir varlık eşyadır. Tadımı yere eşya. O atarsınız, kırarsınız, öldürürsünüz, üzerine de bir şey yaparsınız. Şimdi önemli olan insan ilişkilerini savaş boyutuna vardırmamaktır mesele. Savaşta ahlak falan da kalmaz. Yani savaşın hukuku vardır ama en medeni ülkeler bile savaşta bu ahlak kuralları falan hiç şey yapmaz. Hiç takmazlar. Şimdi önemli olan şudur. Resmi çevrelerin eleştiri yapması değil. Toplumun eleştiri yapmasıdır bu tür davranışa. Şimdi bakıyorsunuz mesela bu Irak Savaşı'na ilişkin bir takım filmler yapıldı son zamanlarda. Orada işte kafayı üşütmüş iki Amerikalı asker bir Iraklı Arap'ın evine giriyor ve babasının anasının gözü önünde tecavüz ediyor. Evin kızına tecavüz ediyor. Şimdi bunu yapabilmek bir cesaret işidir. Bu bir eleştiridir, bir toplumsal eleştiri. Şimdi bu yasaklanmıyorsa toplumda bir eleştiri kültürü var demektir. Bu iyi bir şeydir. Amerika tuhaf bir ülkedir. En kötüsünü yapar, en kötüsünü yapanı da açıkça eleştirir ve eleştiriye açık bir kültürü vardır. Yani Amerika'da uzun yıllar yaşadığım ve okuduğum için söyleyeyim böyle bir şey var. Önemli olan bu eleştiri kültürünü yaşayabilmektir. Bizim için de söz konusu. Bizim de kendi içimizde verdiğimiz mücadelede bir sürü çok tatsız manzaralar ortaya çıkmıştır. Bir kabul edelim. Ben söylemiyorum şimdi bunun ne olduğunu ama bilenler bilirler. Önemli olan eleştirebilmektir. Eleştirebilmeyi de toplumsal boyutta yapabilmektir. Ama bu tür şeylerin yolunu açmak eğer resmi bir politika ile gerçekleşiyorsa işte orada hiçbir eleştiri olmaz. Bakın bugün Amerika
muhtazam güçlerini Irak'tan çekiyor. Yerine sivil güvenlik hocam, bu işin getiriyor. Felsefi ve toplumsal ne oluyor biliyor musunuz ama? Orada Irak hükümetiyle Bağdat'la pazarlık ediyor. Bunların hiçbir yasal yükümlülüğü olmasın diye. Bu tabii ahlaksızlığa yol açar. Tabii ki ahlaksızlığa yol açar. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim oraya girmeden önce? Bakın bu şimdi işi felsefi ve toplumsal boyutuyla ele almaya kalkışırsak çok uzar. Ben daha çok bu askerlerin Taliban savaşçılarının cesedine bevletmesi konusunu şu açıdan sordum. NATO ve Amerikan askerleri ne karşı oradaki direniş daha da artar mı? Ve Amerikan askerleri, NATO askerleri bir an önce oradan çekilmek zorunda kalırlar mı? Bu açıdan o dediğiniz şeyler direnç ayrı artar, bir konu. Tabii ki direnç artar. Tabii ki şimdi artar ama çekilmek ayrı bir mesele. Tamam, Amerikan toplumunda bir eleştiri kültürü bilmem ne var, var veya yok ne her neyse. De bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz konuda bunun karşılığı pratik olarak üretilebilecek mi? Bu nasıl bir ordu, nasıl bir asker ki Irak'ta gidiyor ev basıyor, tecavüz ediyor. Afganistan'da gidiyor bilmem ne yapıyor. Öbür tarafta nereye gitse bir vukuatı var yani. Şenol Bey. Şimdi böyle bir asker olur Şenol mu Bey, aşkına? Şenol Bey, savaş durumunda her ülkede ama her ülkede en ahlaklı toplumda bile ahlaksızca şeyler yapıldığını siz de biliyorsunuz. Sayın hocam. O yüzden ne biçim asker derken yok, yok. Yani bunu, o durumlar menfilik, ahlakın önemini yitirdiği durumları bir düşünelim. Oraya bir menfilik atfetmek için inanın söylemiyorum. Ben de savunmak ama için söylemiyorum. Amerikan bunu. Ordusunun dayandığı sosyal altyapı itibariyle onu kabul, onu bu konuda çok yok. Ciddi bir zaafı var. Yok. Ve bu da Amerikan devlet zaafı haline kesinlikle dönüşüyor. Bu ayrı bir konu. Yani o dediklerimiz zor ama ayrı bir konu. Bugün, yani çok... bugün Amerika'nın askerini çektikten sonra Irak'a getirmek istediği o özel güvenlik güçleri var ya, Blackwater falan evet, filan evet. gibi. Onlar için pazarlık ediyor. Bunların kanuni sorumluluğu olmasın diye. Bu ahlaksızlığın zaten kapısını açan benzer şeyi çekildiğinde Afganistan'da da yapmaya çalışacaktır büyük ihtimalle. Şimdi Afganistan demişken Pakistan'ı da görüp sonra içeriye dönelim biraz. Çünkü Pakistan çok karışık. Tamer'den başlayayım bunu. Bir Tamer bir yorumunu yapsın. Peki müzik geldi galiba. Siz konuşun ben hazırım. Tamam, Tamer Bey'den evet. devam edelim. Birkaç gün önce Pakistan ordusu Pakistan hükümetine yani kendi hükümetine muhtıra verdi. Zaten Pakistan bildiğiniz gibi Türkiye gibi kendi hükümetlerine sürekli darbe yapmak, muhtıra vermekle malum tanınan bir ülke. Ne yazık ki bu alışkanlığından da bir türlü kurtulamadı. Bizde daha çok askerler NATO'cu, Amerikancı olur. Bunlar hükümetler işte halk desteğiyle gelir. Orada biraz tersinden işliyor gibi görünüyor hadise. Hükümetleri, şu andaki en azından hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediğini biliyoruz. Ama askerler karşı, yani Amerika ile ilişkileri iyi olmayan bir ordu söz konusu. Ordu Pakistan İstihbarat Kurumu ile birlikte hareket ettiği anlaşılıyor. Muhtıra verdiler ve hükümet sallantıda muhtemelen birkaç gün içerisinde görevi bırakmak zorunda kalabilir hükümet. Bırakmazsa bir darbe kaçınılmaz gibi görünüyor. İşte yukarıda Afganistan'da biraz önce konuştuğumuz gibi bir ülke varken, Afganistan varken, işte Pakistan içi bu kadar karışıkken... böyle bir darbe nasıl bir netice getirebilir Pakistan'a? Şimdi burada Pakistan belki en zayıf halka idi ve hala o sıkıntı çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu Ladin operasyonu, Ladin'in olmadığı Ladin operasyonu var ya, onu izleyicilerimize söyleyelim. Oradan itibaren buradaki şeyde bir kırılma yaşandı. Zaten olan bir vakum daha da iyice açığa çıktı. Burada ordu ve istihbarat yetkililerinin demeçlerini burada detaylı olarak hatırlıyoruz ama özetini söyleyelim. Amerika'ya şunu res çektiler. Yani bu geride bıraktığımız yılın ikinci yarısından itibaren belki çok sayıda demeci hatırlıyoruz. Nedir o? Diyor ki biz Irak ve Afganistan'a benzemeyiz. Biz Pakistan bir nükleer silaha sahibiz. O yüzden Amerika artık istediği gibi burada at oynatamayacaktır diye çok net açıklamalar yaptılar. Hem Pakistan Genelkurmay hem Pakistan İstihbarat Başkanı. Bu bir boşanma talebi olarak da yorumlanabilir. Çünkü burada kırılgan halkada son dönemde, son 10 yılda çok gidiş gelişler oldu. Müşerref de
burada birkaç defa saf değiştiren isimlerden biri oldu. Burada Amerika kendi iktidara getirdiği de desteklediği Benazir Bhutto'yu da gözden çıkardı, hatırlayalım. Sırf orada iktidarı domine edebilmek için. Daha çok hükümetle ya da yargı üzerinden bir üstünlük sağladılar. Fakat ordu ve istihbaratı çeviremedikleri için bugün orada orayı da kaybetme noktasına geldiler. Böyle bir askeri müdahale orada Amerikan'ın pozisyonunu çok daha geriletir. Ama Pakistan tabii çok kaotik bir yer. Orada belki bu mücadele devam eder ama son 10 yılın içerisinde baktığımızda bu son bir yıla sığan olaylar ve şimdiki olaylar, beklenen olayların hepsi Amerika'nın orada eski nüfuz alanının en önemli yerlerinden biri olan Pakistan'ı kaybetme noktasına geldiğini gösteriyor. Yani Orta Doğu'daki kaybettiği ülkeler gibi Pakistan'da okey olarak katlanabilir. Oraya geliyor. Burada Pakistan'ın özelliği de nükleer silahı. O yüzden orası çok önemli. Başka bir konuya geçeceğiz. İçerideki KCK operasyonlarına geçeceğiz ama seyircilerimize şu bilgiyi de verelim. Şu andaki Zerdari yönetimi kendilerinden önceki Pervez Müşerref yönetimine ters düşmüşlerdi. Ve bu yönetim geldikten sonra eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. İngiltere'de yaşıyordu. Fakat görülüyor ki enteresan tecelliler ortaya çıkıyor. Pervez Müşerref'le mevcut Zerdari yönetimi, mevcut devlet başkanı anlaşmışlar. Dubai'de geçtiğimiz günlerde görüşmeler yaparak anlaştıkları anlaşılıyor ve Pervez Müşerref şu anda ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Zerdari yönetimi de belli bir anlaşma karşılığında onun dönmesine göz yummuş oluyor. Fakat biraz önce de söylediğimiz gibi Pakistan ordusuyla Pakistan istihbaratı hükümetin, şu andaki mevcut hükümetin görevi bırakması için muhtıra verdi ve önümüzdeki günlerde çok enteresan gelişmeler olabilir. Hükümet görevi bırakabilir, bırakmazsa bir darbeyle karşı karşıya kalabilir. Bunu hatırlatalım ve içeriye dönelim artık. Şenol Bey, bu KCK operasyonları çok tartışıldı. Bazıları PKK'ya yönelik operasyonları da tartışıyorlar, karşı çıkıyorlar ama biz bugün bu programda KCK operasyonları yönüyle isterseniz biraz konuşalım. Büyüyerek devam ediyor operasyonlar. Leyla Zana'nın evi de basıldı. Bu da ayrıca işte bir milletvekilinin evi basıldığı için tartışılıyor. CHP'liler de tepki gösterdiler. Yazın başlayan, yoğunlaşan KCK operasyonlarının artmasıyla birlikte şehirlerdeki tetiş olaylarının azalması paralel görünüyor. Bu bir tesadüf mü sizce? Hayır, tesadüf değil. Bu gayet normal bir şey. Bakın, şimdi PKK gibi kendisini halk tabanına dayandırdığı iddiası taşıyan bir örgüt, muhakkak ki bu işi dağdan tek başına böyle insanlarla tek tek rabıta kurarak veya telefon görüşmeleri falan yaparak yönlendirecek değil. Bunu halk tabanında ayrı bir örgütlenme, yani bunu doğrudan şehir gerillası tabirinin karşılığı olarak da söylemiyorum, ayrı bir örgütlenme olarak o kontrolü sağlamak üzere bir takım vasıtalar zaten geliştirmek durumunda. Şimdi bu KCK'nın o klasik bildiğimiz manada Türkiye'nin boyutunu aşan dış ülkelere kadar uzanan ayrı misyonunu falan ben bir kenara bırakıyorum. Bir kere icra ettiği en önemli misyonlardan biri doğrudan dağ kadrosunun veya örgütün üst kademesinin şehirlerde, yerleşim merkezlerindeki hem halk üzerinde kontrol sağlama vasıtası hem de şehirler üzerinde, yerleşim yerlerinde bir eylem yapılacağı vakit doğrudan bu eylemin planlandığı ve pratiğe geçirildiği bir mekanizma. Şimdi ben programa gelmeden önce, kendisi lütfen beni mazur görsün, bir arkadaş, Kürt bir arkadaş, yani sizlere de şey yaparak işte bu tip operasyonların, şeylerin artık özellikle Kürtleri, Müslüman Kürtleri işte AK Parti'den soğuttuğu falan gibi, işte bunun dile getirilmesi gibi bir ricada bulunmuş benden. Hani ricasını, söylediği ricayı dile getirmiş olalım ama yani şunu da şerh olarak koyalım. Artık Kürt algının, Kürt unsurun da bu ülkede artık kendi kimliğini inkar eden, onun bir takım algılarını yok farz eden bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının, bir meclisin ve böyle bir devlet diyalektiğinin de devrede olmadığını görmesi lazım. Tamam, doğru, her şey yolunda değil, her şey berrak değil, her şey istenen seviyede falan değil ama bizim bundan bilmem kaç yıl önceki şablonlarla karşılaştırdığımızda
fersah fersah mesafe aldığımız ve en önemlisi de mesafe almak üzere bir niyet kültürü taşıdığımız artık ortada. Şimdi bunun karşılığını eğer kendisini Kürt olarak tanımlayan ve bu manada örgütle rabıta halinde olan bir kesim varsa bunların üretmesi lazım. Ama bu kesim üretemedi Alper Bey, üretemiyor. Sebep ne? İşte o sorunuzdaki özne. KCK veya o yapı insanların özgür düşünme, kendisini serbest ifade etme melekelerini yıllardır elinden aldı. Ve işin aslı şunu net olarak söyleyeyim. Devlet böyle bir operasyonu başlatma, yani halkın üzerindeki baskıyı azaltma noktasında aslında bir hayli sabretti. Böyle bir operasyonu da geciktirdi. Ha, bu geciktirme kültürü neye dayanıyordu? Ben devlet olarak bir takım iyi niyetli tavırlar, modeller geliştiriyorum. Olur ya, terörün vicdanı olmaz ama bu örgütte de biraz vicdan varsa işte bunun karşılığı bir takım şeyler olur da belki şu memlekette iç barış sağlanır. Yani en azından bir katkı unsurudu. Ama bunun hep tam tersi oldu. Düşünebiliyor musunuz? Referandumda ortaya çıkan şeyler, sözüm ona bu sorundan şikayetçi olan insanların sorunlarını çözmeye yönelikken KCK dediğiniz insanlar Güneydoğu'da ev ev dolandılar. Yalansa yalan desinler. Sandığa girilmeyecek. Örgütün emridir. Gideni şöyle yaparız, böyle yaparız falan gibi. Tırnak içinde orada bir Hizbullah algısı ve meydan okuması falan olmasa orada şu anda sandığa giden insanların falan da çoğu sandığa mandığa gidemeyecekti. Bunu herkes biliyor. Şimdi böyle bir yapıya karşı devlet ne yapacak? Ey örgüt, ki tekrar ediyorum gecikmiş bir operasyon, yıllardır halkın algıları, fikirleri, teamülleri her şeyi baskı altına alarak yönlendirildi. Ey örgüt, ben seni serbest bırakayım. Sen benimle halk arasında bir gölge devlet olarak kur. Halkın algılarını yönet, onları yönlendir, tehdit et. Senin isteklere uymayan insanları evlerde al, sorgula. Gece belediye başkanlarını bile sorguya çağır. İşte örgüte hesap ver. İşte örgüte gelir kaynakları için vergi gibi para topla. Bunu mu diyecek devlet? Veya bunu diyen şeyin adı devlet midir? Bu konuda tekrar ediyorum, gecikilmiştir bile. Bu operasyon gecikmiş bir operasyondur. Türkiye bir kere olmazsa olmaz olarak bu sorunun çözümüyle ilgili devlet olarak gereken ve atılması gereken her ne adım varsa bunu atmalıdır. Ama bir başka yerde de halkın algılarını kontrol eden bir gölge devlet algısının oluşmasına müsaade etmemelidir. Evet. Tamer Bey, siz reklamlardan önce Afganistan konusunda bir şey söyleyeceğinizi onu söyleyeyim çok etmişiz. Küçük. Evet. İçeriye geçtik ama olsun, evet. Tekrar bir çıkış. Afganistan, Amerika Afganistan'ı niye işgal etti? Taliban'ı ortadan kaldırmak için, değil mi? Şimdi Taliban'dan pazarlığa oturma diye tartışıyor Hillary Clinton. Bu bir, bu önemli bir not. Bir de bu Taliban cesetlerinin üzerine bevletme hadisesine geldiğimiz zaman bu olay aynen Ebu Garip gibi, hiç unutulmayacak hafızalara, Irak'taki Ebu Garip gibi, Irak'ta camilerin bombalanması gibi, Irak'taki camilerde Amerikan askerlerinin yaptığı terbiyesizlikler gibi hafızalarda kazılı kalacaktır. Ve Afganistan'daki, zaten çıkmaz sokak olan Afganistan'daki durumu çok daha zorlaştıracaktır. Ancak sadece Afganistan'la ilgili sınırlı kalmayacaktır bu fotoğraf. Bu bütün Orta Doğu coğrafyasına, İslam coğrafyasının hafızalarına kazınabilecek bir hadise. Bu gibi, bu fotoğraflar sadece sadece tek bir fotoğraf değildir. Evet. Şimdi Taliban demişken ben de bir bilgi paylaşmak isterim. Yani çıktı mı bilir de bilemiyorum ama yeni bir bilgi diye de düşünebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la masaya oturacağı anlaşılıyor. Masada Taliban, işte Afganistan hükümeti, Arabistan, İngiltere, Türkiye, bunlar da olacaklar taraf. Bu masanın etrafında bunlar da olacaklar ve zannediyorum Afganistan'la ilgili yeni bir süreç başlayacak. Taliban'ın bu görüşmelerin arkasından hükümet ortağı olabileceği, belli bakanlıkları Taliban'ın alacağı anlaşılıyor. Taliban Amerika ile ilk defa resmen masaya, evet, oturmuş olacak. Gizli görüşmeler zaten yapılıyordu ama resmen aynı masa etrafında toplanmış olacaklar. Meşhur bir söz var ama ben onu söylemiyorum. Bu da, yani, bu da önemli ve yeni bir gelişme. Ve muhtemelen Taliban'ın şu üç merkezden ikisinde ofisi açılacak. Cidde, Katar ve Türkiye. Bu üç merkezden ikisinde, yani hangisini tercih ederlerse. Türkiye buna ofisi... kendisi karar verseydi, vay, görüyor musun?
Tamam, teröristlerle ve kökten dincilerle işbirliği yapılıyor denirdi. Şimdi ama görüyorsunuz Amerika ile falan bir ortak akıl sonucunda. Evet, yapılıyor. böyle bir gelişme de var. Onu da seyircilerimize hatırlatmış olalım. Ve 2012'nin sonuna kadar Amerika'nın Afganistan'daki asker sayısını 30 bine kadar indirmeyi planladığını da duyuyoruz. Bunu da ifade edelim. Hocam, KCK'yı tekrarlamayalım isterseniz. Bu İlker Başbuğ'un tutuklanması, yargılanması, hangi mahkemede yargılanacağı, özel yetkili mahkeme mi, işte Anayasa Mahkemesi'nde, Yüce Divan şeklinde yargılanması mı gibi konular tartışılıyor. O işin hukuki boyutu ayrı bir şey ama siyasetçilerin bu yargılama süreçlerine bu denli girmeleri, bu konularda açık net bir şekilde yönlendirici konuşmalar yapmaları, buna Cumhurbaşkanı, Başbakan, ana muhalefet, diğer muhalefet, herkesi dahil ederek söylüyorum. Doğru buluyor musunuz bunları? Yani sadece ben değil, kimse aslında doğru bulmuyor. Çünkü bakın, bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Bizde kuvvetler ayrılığı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hiçbir zaman ama. Yani zaten bizim cumhuriyetimiz bir devrimle kurulduğuna inanıldığı için devrim hükümetlerinde öyle erkler merkler ayrılmaz. Birbirini dengelemez. Hepsi birlikte işte o büyük tarihi misyonu gerçekleştirirler. O yüzden bugüne kadar maalesef bu gelenek geldi. O yüzden insanlar farkına bile varmıyorlar bunu söylediklerinde. Yani kendi alanlarından çıkıp başka bir erkin alanına tecavüz ettiklerinin farkında değiller. O yüzden tabii ki değil. Ama bakın, bugün demokrasinin temel ilkelerinin ne olacağına ilişkin ne toplumda bir ortak anlayış söz konusu, ne de demokrasinin işte yeni bir anayasa üzerinden açılması, geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacak olan siyasi partilerin bile kendileri demokratik bir yapıya sahip değiller. Şimdi böyle açmazlarımız var. Bunları pek şey yapamıyoruz. Pek mütalaa etmiyoruz. Şimdi anayasa yapalım diyoruz. Ama anayasanın bugünkü o askeri ruhunu sürdüren, o vesayetçi ruhunu sürdüren başka kanunlar var. Hiç şeye lüzum yok. Normal bir yasa değiştirmek veya normal bir yasa yapma prosedürü içinde bütün bunlar gerçekleştirilebilir. Nedir onlar? İşte seçim yasası, siyasi partiler yasası, terörle mücadele kanunu, işte ceza yasası gibi bir sürü içinde otoriter, demokrasiye aykırı, demokrasiyi güdükleştiren unsurlar var. Bunların en önce tasfiyesiyle başlanır. O zaman ortam daha da açılır. Yani eleştirinin terörizmin bir uzantısı olması, kitabın bir terör aracı olması gibi böyle çok geniş yorumlara ve o geniş yorumlar üzerinden otoriter bir zihniyetin hala toplum üzerindeki baskısını sürmesine izin vermemek. Tabii İçişleri konuşmaları da tuzu biber oldu bu süreçlerin. Yani. İşte sinemada da yapılır, resimde de yapılır, tiyatroda da yapılır gibi konuşmaları. Evet. Zannediyorum Ocak sonuna doğru Başbakan yeni demokratikleşme süreciyle ilgili olarak, tabii bu seçim kanunu, siyasi partiler kanunu buna dahil edilir mi bilemiyorum. Çok da mutlu değilim. Ama yeni bir paket açıklamaya hazırlandığına dair duyumlarımız var. Umarız bunu açıklarlar ve açıklamakla kalmayıp dediğiniz gibi gecikmiş olan bu adımları bir an önce atmaya başlarlar. Ya işte olay şu, partiler burada demokrasinin temelleri, yani ana ilkeleri, değerleri üzerinde bir oydaşma sağlamalılar. Biz bunu göremiyoruz Türkiye'de. Yani dünyadaki demokrasilerin hızla gelişmesine neden olan şeylerden biri bütün siyasi aktörlerin uzlaşmaya varabilmeleri. Şimdi koyu bir demokrasi, demir perde gerisinden çıkan işte eski komünist Doğu Avrupa ülkelerinin ne kadar kısa zamanda demokrasilerini geliştirdikleri ve Avrupa Birliği üyesi olduklarını gördükten sonra, çünkü oradaki kriterlerle demokrasinin ana ilkeleri, kurumları ve ölçütleriyle kavga etmediler adamlar. Ona ayak, yani tam sağlayabildiler mi bu uyumu, sağlayamasalar bile kavga etmeyerek bunları şu vadede gerçekleştireceğiz
sözünü verdiler. Ama biz de işte Ankara kriterleri dedik. İşte biz kendi tempomuzla yaparız dedik falan. Canım bizim meselemiz Avrupa Birliği'ne üyelik değil. Gelişmiş bir demokrasiye ve müreffeh bir devletin gerekli olan kurum ve kurallarına, yani hukukuna sahip olabilmek. O yüzden evet, direndiğimiz şey maalesef bizim geleceğimiz. Yani gelecekte olmak istediğimiz ülkedir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Silivri'de bir tiyatro, çadır tiyatrosu oynandığını söyledi ama geçtiğimiz günlerde, salı günü müydü tam bilemiyorum, başka bir tiyatro gördük biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde. Ya biraz çocukça olmuyor mu? Yani burada esas düzen getirmesi gereken milletvekilleri gösteriye yürüyüşü yapıyorlar parlamentonun. Ya yapabilirler tabii, demokratik bir ülkede karşı çıktığım için demiyorum ama bu kendi içinde bir tutarsızlık görüntüsü vermiyor mu? Elbette bu bir müsamere gibiydi zaten. Yani burada hani bunu bir mizah başlığı altında tartışsaydık belki bir anlamlı olabilirdi ama yani bu CHP açısından yine talihsiz fotoğraflardan biri ama biz hani CHP'deki hadiseleri konuşmaktan usandık fakat CHP buradaki şeyi devam ettiriyor. Yani ısrarla devam ettiriyor. Tabii bu parti içerisindeki kırılmaları belki de şimdi fezleke hazırlanması vesaire belki bir ölçüde parti grubunu tekrar tek yumruk altında tutuyor gibi bir görüntü veriyor gibi görünse de yani belki muhalifler şeye getiriyorlar. Onu söyleyeceğim şimdi. Bunun ne kadar kısa süreli olduğunu gördük. Muhalifler işte tekrar olağanüstü kurultay noktasına döndüler. Yani bunun bile yani belki 24 saat bile sürmediği bu birlik görüntüsünün. Bu da ayrıca bir trajikomik bir durum. Çok yani. Hakikaten. Evet. Evet, son konumuz diyebiliriz zannediyorum. Farklı bir şey soracağım. Avrupa'da PKK'nın ne kadar rahat hareket ettiğini biliyoruz. Yardım topladığını, örgütlendiğini, televizyon kurduğunu, yayın yaptığını ve her türlü siyasi, diplomatik, ekonomik desteğe sahip olduğunu, hatta istihbarat desteği aldığını, silah desteği aldığını biliyoruz. Danimarka Mahkemesi PKK'nın yayın organı Roj TV'nin hukuken de bağlantılarını tespit ettiler. Roj TV'nin terör örgütüne bağlı hareket ettiğini, oradan talimat aldığını, Roj TV'deki yöneticilerin Kandil'de eğitim aldıklarını, Kandil'den para aldıklarını, talimat aldıklarını ve örgütün yayın organı olduğunu kabul etti ama bu televizyonu kapatmadı, bir para cezası verdi. Danimarka Mahkemesi'nin bu kararı Avrupa'da bir ilk bilebildiğimiz kadarıyla. Yani bu şekilde bir karar, yani en azından PKK'nın terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı bildiğim kadarıyla yoktu. PKK'nın terör, yani siyasi kararlar var ama bir hukuki mahkeme kararı yoktu galiba. Bu kararın önemi nedir sizce? Şimdi bu kararın önemi sizin de sözlerinizde ifadesini bulduğu şekliyle doğrudan olmasa bile dolaylı olarak aslında PKK adli yargı kararıyla Avrupa'da bir sanki bir terör örgütü değildir gibi bir manaya gelir. Yok, eğer terör örgütü olarak görülüyorsa zaten Avrupa'nın genel algı ve kanaati olarak o terör örgütüne destek olan mekanizmaların faaliyetlerin durdurulmasıyla ilgili oturmuş olan bir gelenek vardır. Şimdi bu geleneğe aykırı olarak böyle bir karar alınıyorsa bundan çıkaracağınız iki netice var. Birincisi, ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorum. İkincisi, ben PKK'yı terör örgütü olarak görüyorum. Görüyorum ama ey Türkiye, senin gözlerinin içine baka baka ben bu örgüt seni yıpratsın, seni zarara ziyana uğratsın diye açık ve aleni olarak bir destek unsuru ortaya koyuyorum şeklinde bir açıklamadır. Bir üçüncü ihtimali falan göz önüne alıp da değerlendirmek falan mümkün değildir. Bunun ötesinde bir açıklaması da yoktur Alper Bey. Evet, süremiz de dolmuş zaten. Bu zamana bu kadar dikkat ettiğiniz için çok duygulandım. Teşekkür ediyorum. Evet. Bugün seyircilerimizden gelen maillere pek yer veremedik. Onun için kusura bakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık isterseniz burada noktalayalım. Sevgili seyirciler, gelecek hafta yeniden birlikte olmak istiyoruz Sivil Düşünce'de. Görüşmek üzere, hoşça kalın.